Deniz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Zilfiş sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Zilfiş. 1188-3 Ihre Auskunft, Ihre freundliche Auskunft, Ihre kompetente Auskunft, Ihre Service-Auskunft. 1188-3 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Köln'de. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB Merkez Camii resmi açılış töreni Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin gururu bu muhteşem eserin açılış töreni 29 Eylül Cumartesi günü saat 14'ten itibaren Kanal Avrupa'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli buluşmayı ve tarihi anı mutlaka izleyin. Avrupa baskısı, Avrupa basınından en taze haberleri. Müslüman toplum daha renkli, daha çoğulcu. İslam'ı tercih eden Avrupa ülkeler var. Avrupa kulislerinde konuşulanları. Meslek eğitim yerleri bulamayan gençlerimiz var. Yeni gelecek hükümetler bunlara nasıl çare bulacak? Toplumda haftanın nabzını ekrana getiriyor. Bir dilin okur yazarı olmak ayrı şey, bir dili konuşmak ayrı şey. Gazeteciler, uzman yorumcular, köşe yazarları. Kanal Avrupa hakikaten Avrupalı Türklerin tek sesi durumunda kaldı. Ve Kanal Avrupa editörleri Avrupa baskısında gözden kaçanları konuşuyor. Türkiye'de Kürtlere karşı bir savaş olduğu söylemi. Sanki etnik bir savaş varmış gibi. Ali Çalışkan'ın moderatörlüğünde Kanal Avrupa stüdyolarında Avrupa baskısı canlı yayınla ekrana gelmeye devam ediyor. Avrupa baskısı, Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Net Helal Avrupa masasını sunar. Türk-Alman ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz vatandaş neden sandığa gitmiyor sorusuyla meşgul olan siyasetçilerimiz. Günlük 10 ton üreten bir üretici helal üretme imkanı yok. Türklerin siyaset arenası Avrupa masasından hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamı tekrar birlikteyiz. Tabii ki her zamanki saatimizde, her zamanki yerimizde. Konumuz, gündemimiz yeni yayın dönemine başladık biliyorsunuz. Yeni yayın döneminin ilk programını dün akşam özel, Avrupa Masası özel sizlerin karşısına geldik. Ama bu akşam gerçek saatimizde, kendi saatimizde sizlerle birlikteyiz. Konumuz, mevzumuz fragmanlardan, tanıtımlardan da gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti. Uzun yıllardan sonra ilk defa resmi bir ziyaret gerçekleşti. Arada soğuk rüzgarlar esiyordu, hepimiz burada yaşıyoruz, biliyoruz, hissediyoruz. Alman dostlarımız tarafından da özellikle bize hissettirilen bazı sıkıntıları hep birlikte burada görüyoruz. İnşallah bunlar bu ziyaretler neticesinde biraz tekrar o eski dostluklara geriye döner, sıcak rüzgarların esmesine vesile olur. Değerli konuklarım var, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretini, hatta yarın Köln'de açılışı yapılacak olan Köln DİTİB Merkez Camii'nin mevzusunu burada konuşacağız. Bakalım Alman medyası ziyareti nasıl değerlendiriyor, biz nasıl değerlendiriyoruz ve tüm olanakları kullanılmış olmasına rağmen, yani karşılıklı iyimser davranılmış olmasına rağmen arada çıkan parazitlerin bazı sözler söylemesi, bazı Alman medyasının özellikle kasıtlı yayınlar yapması bu ilişkileri zedeler mi, zedelemez mi? Yoksa gerçekten bir ivme kazanacak mı dostluğumuz? Onu konuşacağız. Hemen sağdan başlıyorum. İlk konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Günay Çapan, aynı zamanda iş adamı ve aynı zamanda da CHP Köln Derneği Başkanı. Birkaç program birlikteydik. Bugün de önemli bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti. Çünkü onların düşünceleri de bizi ilgilendiriyor. Bakalım neler söyleyecekler. Bir önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bakacağız. Neler çıkacak elimizden. Evet. Hemen sağ tarafta yine
Aachen ve çevresi İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hicri Arman var. Aynı zamanda kendisi de yerel siyasetçilerinden oranın. Ve ona da bir hoş geldin diyorum. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Çok şükür. İyiyiz. İyiyiz. Hem kazanmaya hem siyasete devam ediyoruz. Aynen. İş adamları olunca öyle oluyor sonuçta. Durmak yok. Durmak yok. Hemen solumda yine benim eski kadim dostlarımdan, değerli dava arkadaşlarımdan, birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz, genel sekreterliğini yaptığı UETD döneminde birlikte olduğumuz ve şu anda iş adamı aynı zamanda. Değil mi? Yani? Bir şey yok yani. Hoş geldin. Çevçiyiz bir iş adamı bulmaya çalışıyoruz. Salih Altınışık sen de hoş geldin. Aynı zamanda Tulip Derneği sözcülüğünü de yapıyor. Tulip biraz Tulip Forum'la alakalı değil mi? Hayır, Tulip Forum bizim düşünce kuruluşumuz. Ama Trabzonlar var genelde. Hayır. Evet, çünkü Sait Bey falan da oluyor değil mi? Yok. Yok mu? He. Ben sizin ilk toplantınıza gelmiştim hatırlıyorsunuz. Olabilir, doğrudur. Mörfel'den Valdorf'ta yapmıştınız. Doğru. Evet, Tulip Derneği'nin ilk toplantısını. Neyse, mevzumuz bildiğimiz gibi, demin de konuştuğumuz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti. Bu arada programa katılacaktı, katılamadı. Enerve, Kuzey Enbesfalia Müsiyat Başkanı Sayın neydi ismi bizim? Bahattin Yılmaz. Bahattin Yılmaz Bey'in halası vefat etmiş. Acilen Türkiye'ye uçmak zorunda kaldı. Programımıza gelemedi. Kendisine başsağlığı diliyoruz. Bu arada da beni annem vefat etmişti biliyorsunuz. Valideyi kaybettim. Bu arada beni arayan, sanal medyada yazan, başsağlığı dileyen herkese de cani gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Çünkü dostlar böyle günlerde önemli. Evet. Şimdi mevzumuza, konumuza gelelim. Nereden başlayayım? Sizden mi başlayayım Sayın Çapa? Valla siz emir komuta, siz de siz nereden başlayacaksınız? Burada başlayacağım. Şimdi sizden başlayacağım da bir şey aldım, bir duyum aldım. Sanki Berlin'de Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Cumhurbaşkanı protesto etti diye böyle bir haber var. Doğru mu bu? Duymadım, zannetmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partililer Cumhurbaşkanı niye protesto etti? Ben de onu anlamadım yani. Böyle bir durum. Bilmiyorum. Çünkü en bu işe yani en yakın isim sizsiniz. Yok, duymadım lazım. Yani öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum yani. Siz duydunuz böyle bir şey? Duymadım. Yalnız tabii orada bir platform var. Evet. Yani ben CHP dışında bir olaydan bahsediyorum. O isimleri biraz incelerseniz, isimlerin birçoğu kurgulanan isimler. Yani mesela orada çok ilginç var. Evet. İşte Avrupa Karadeniz'e platformu diye bir saçma bir şey var orada da. Evet. Yani öyle bir şey yok, karşılığı belli yani. Evet. Yani uydurma bir liste yaptılar. Toplumun geniş katılımlı bir ortak hareketi diye. Evet. Öyle bir işte anti Erdoğan platformu diye bir platform oluşturdular ama orada ben de görmedim. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben böyle bir duyum aldım, size söyleyeyim. En azından bunu açıklığa karıştıralım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski partilerinden bir asırlık bir partidir. En eski partisi diye. Kurucu, Cumhuriyet'in kurucusudur. Evet. Siyasi rakibine karşı böyle meydanlarda protesto falan böyle yabancı bir ülkede yani bu ahlaki bir şey değil yani yapmaz da yani biz seçimlerde bile dikkat ederseniz yani rakip olmasına rağmen çok temkinli söylemlerde bulunan bir partinin mensupları kalkıp böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ben öyle yani gereksiz bir şey. Ayrıca bir şey. Yani ben onu size sorayım dedim. Şimdi 7 yıl bildiğim kadarıyla 7 yıl sonra ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Federal Almanya'ya resmi ziyaret ilk defa yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi. Ve Merkel, Şansölye Merkel ile bir araya geliyor. Yarın da Köln'de Merkez Camii'nin açılışı var. Uzun zamandan beri, hele bilhassa 15 Temmuz'dan sonra Türkiye-Almanya ilişkilerinde müthiş bir gerginlik var. Sayın Çapa. Siz de bunu hissettiniz, yaşadınız, gördünüz. Evet. Bu gerginlik nasıl çözülebilir? Bu ziyaret o gerginliğin çözülmesinde önemli bir rol oynayacak mı? Önemli faktör. Efendim, gerginlik zaten ben hep ismini şöyle söylüyorum. Bir soğuk savaş başlatıldı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanları, işte bazı onun yanındaki danışmanlar maalesef doğru yönlendirilmiyor, bilgi verilmiyor. Bir ülkenin ülkeye ziyaret eden bir bakan böyle kişisel şeylerde ortaya koyarak bir manevra yapıyor. Sonra onu bir devlet krizi haline dönüştürülüyor. Bu işin başlangıcı AKP'nin burada siyasi propaganda yapmak için birkaç
yer seçtiler. Bunlara izin verilmedi. Biliyorsunuz Almanya'da Duisburg olayı var. Bir yangın çıktı meydanda. İnsanlar canlı canlı yandı. Ondan sonraki zamanlarda, süreçlerde salonlar kiraya verileceği zaman kaç kişinin geleceği tespit ediliyor. Doluluk oranı %90'larda tutuluyor. Yani buna çok dikkat ediliyor. Evet. İşte Stuttgart'ta bir yer kiralandı. O kiralanan yerin kapasitesi 300. Bir anons yaptılar. 2500 kişi geleceği duyuruldu. Belediye başkanı da bu vesileyle orayı iptal etti. Şimdi bu iptallar öyle bir hale geldi ki ya yabancı düşmanlığı, AKP düşmanlığı haline çevrildi. Oraya evrildi. Şimdi ben 77'den beri Almanya'dayım. Evet. 84 yılında şirketimi kurdum. Atom termosantrallarında. Yüksek basınçlı borular yapıyoruz tesisatını. Fakat kaynakçılarımız, orada önemli olan kaynakçılar var. İşte götürüyoruz. Bir de bizim dışımızda, biz bir kısmını kendimiz yapıyoruz. Bir kısmını da Leiharbeitnehmer olarak Deutsche Babcock'a, Siemens'e falan veriyoruz. Adam gidiyor testi kaybediyor. Geliyor bana diyor ki yabancı düşmanlığı vardı. Ya yabancı düşmanlığı niye olsun? Şimdi yabancı düşmanlığı bir iş yerinde olmaz. Yani bunu ona benzetiyorum. Yani paranın düşmanlığı olmaz. Olmaz. Evet. Şimdi biz dünyada yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli misaklı sınırlarına baktığınız zaman yarısı Avrupa'da, yarısı Asya'dadır. Biz hem Asyalıyız, hem Avrupalıyız, hem dünya vatandaşıyız. Ve öyle bir kritik noktamız var ki Asya tarafımızda. Bu da Orta Doğu dediğimiz işte bir bataklık. Yıllardır çözülmeyen sorunlarla boğuşan bir bölge. Evet. İşte Filistin diye bir ülke vardı. İşte İsraillileri, Almanlar, Nazi bahanesiyle Nazi'nin yaptığı hareketlerle kimi öldürdüler, kimi şey yaptılar. Türkler sahip çıktı. Türkler götürdü İsraillileri, Türkiye'de korudu. Sonra bunlar Filistin'e gitti. Orada bir devlet kurdular. Bunun adına İsrail dediler. Filistin'i yok saydılar. Büyük Siyonist cemiyetler de tabii bunu korudu. Evet. Yıllardır İsrail uzun bir süre Filistin'le savaştı. İşte sonuçta ya bunları biraz değinmek için şey yapıyorum. Sonuçta kalktı dedi ki ya Filistin diye bir şey yok, sadece ben varım. Evet. Şimdi Mescid-i Aksa'nın bile onun olduğunu söylüyor. Yani şimdi burada İslamiyet'in yayıldığı, İslamiyet'in ve dinlerin yayıldığı bir topraktan bahsediyoruz. Evet. Filistin dediğimiz bir merkezden. Bir merkezden bahsediyorsun. Evet. Bu merkezi Yahudilerin de başkasının değildir denilmiş diyerek işte kim buna jandarmalık yaptı? Mısır yaptı. Kim yaptı? Suriye yaptı. Evet. Biz yıllarca hiç bunlara bakmadık. Niye bunlar burada jandarmalık yapıyor? Neden her hareket İsrail'i korumaya gidiyor? Evet. İşte Gazze denen bir yer var. Gazze bizi izleyen insanların çoğu biliyordur. İsrail denilen yer işte 500 kilometre uzunluğunda 8 kilometre derinliğinde bir kıyı şeridedir. Evet. Arap ülkelerinin etrafını çevirmiş. Kimsenin denize çıkmasını yasaklamış. Öyle görelim. Ve onun böğründe de küçücük bir yer var. Bir koy gibi. Gazze dediğimiz yer de o köşeye sıkışmış. Yani, küçücük bir yer. Küçücük bir yer. Yani asıl toprak sahiplerini oraya hapsetmişler. Şimdi ben toprak, dünyadaki bütün dünya vatandaşlar, dünya vatandaşları artık. Benim vatanım, senin vatanın da yok. Ben daha önce Türk vatandaşıydım, şimdi Alman vatandaşıyım. Ya da bir Alman vatandaşı, Türk vatandaşıdır. Yani vatandaşlıklar da artık dünya vatandaşı, dünya şeyine geçti. Şimdi evrensel hukuku savunan bir Avrupa, evrensel insan haklarını sağlayan bir Avrupa bugüne kadar ya şu Filistin'de şu sorun var, bu insanlara sahip çıkılsın, en azından insanı olarak oraya yardım edelim diye kimse söylemedi. Evet. Ta ki Avrupa silahlarıyla, Amerika'nın silahlarıyla, işte gelişmiş ülkelerin silahlarıyla Mısır, Suriye vurulmaya başlayınca bu taraftan oraya sahip çıkmaya başlandı. Yani bunun ilk işareti, fişeği Irak işgalinden başladı. Irak işgalinde şu anda orada bir namus davası, yıllarca sürecek bir namus davası haline getirdiler. Şiilerle Sunniler kendi aralarında yıllarca bir arada yaşamış iki kardeş topluluk.
inanç düşman. Tabii canım, insan farklı, inanç farklılıklar olabilir. Bu önemli bir şey değil. O bugüne kadar yoktu. Evet, senin dinin sana, benimki bana. Şimdi bugün orada o savaşı başlattı. Sonra kuzey tarafına dedi ki burası da Kürt bölgesidir. İşte orayı da bir Kürt bölgesi olarak tanımladı. Yani böl, parçala, yönet şeyinden bu tarafa doğru geldi. Şimdi biz de bu sınırların içindeyiz. Yani 500 kilometrem, 1000 kilometrem Suriye sınırım var. İşte 200-300 kilometre Mısır var, İran var, Irak var. Bu sınırlar da kevril gibi her taraftan delinip deşiliyor. Şimdi biz sınırlarımıza sahip çıkarken öbür tarafta teröristler bizim mahsum askerlerimizi, insanlarımızı öldürüyor. Gelip bomba atıyor falan. İşte buraya sınıra sahip çıkacaksın. Ha orada dur sen, ileri git, geride kal. İşte savunma sanayisinde yapılan anlaşmalara göre silahların verilmemesi, parasının ödenmesine rağmen bir takım taahhütlerin yerine getirilmemesi falan. Şimdi bu noktanın içinde geldi bizim Türkiye'deki siyasi dilimiz bizi Avrupa'yla düşman etti. Birdenbire biz hem aynı anda İngiltere dışarıda kaldı. Evet. Hollanda, Belçika, İsviçre, Almanya bir şey hareketine, ya burada propaganda yapsa ne olur, yapmasa ne olur. Evet. Bundan birdenbire elçilerimizi geri çektik. Hollanda'dan elçi geri çekildi. Orada hiçbir anlamı olmayan işin öbür tarafında sadece bir tatlı diyaloğun dışında başka bir şey yoktu. Bunu da şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gelmiş, ben çok memnunum. Yani bir ülkenin, bir ülkeyle barışını, yani barışı olan, yıllardır dostu olan bir ülkeyi düşman olarak değil de dost olarak görme, yani bu eskiden yapılan yanlışlar düzeltir, ümit ediyorum, düzelteceğini de düşünüyorum. Bizim burada hatır sayılır insanlarımız yaşıyor. Bir kısmı Alman vatandaştır, burada doğan çocuklar Alman vatandaştır. Oy kullanan seçmen sayısına baktığımızda bile sadece Enerve dediğimiz Kuzey Ren-Westfalen bölgesinde bile 500 bin seçmen var. 1 milyon nüfus var, 500 bin seçmen var. Şimdi ben o 1 milyonun üstünde olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki gayri resmi rakamlar şimdi, 1 milyonun üstünde. Şimdi bu şeyde bir de Alman vatandaşı olanlarımız var, o kayıtta yok. Evet. İşte askerliğini yapmamış insanlar, kaçak durumda olanlar var, oy kullanmayanlar var vesaire. Bunları bir kenara bırakacak olursak, öbür tarafta da Almanya'nın sanayisine, yani biz iktisadi olarak da Almanlarla birlikteyiz. Evet. Demir çeliği Atatürk kurduğu zaman din normuyla üretim yapıyor. Şu anda demir çelikten, Ereğli demir çelikten çıkan çeliklerin üzerinde din yazar. Evet. Deutsche Industrie Norm. Evet. Şimdi o zamandan bu yana, yani biz bir dost ülkeyi bir anda kaybeder duruma gelmiştik. Peki çapraz olsa, yani bir Almanya bir dost ülkeyi kaybediyor duruma gelmiş olabilir mi? Yani biz o bakılan... Ya Almanya'nın öyle bir manevrası olmadı. Evet. Şimdi vakti itibariyle bizim bu Avrupa Birliği'ne giriş noktalarımızda işte Almanya'nın sağ partisi, şu anda Angela Merkel'in başında olduğu parti, kendisi de dahil olmak üzere, hep Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine engel gördüler, koydular ve engellediler. Her seferinde Türkiye uyum içinde insanlar değil, Avrupa'ya uyum sağlayamaz gibi çeşitli absürt şeylerle Türkiye'yi engellemişlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada ben düşünüyorum ki yani Türkiye de Almanya'ya muhtaç, Almanya da Türkiye'ye muhtaç. Yani hem iktisadi olarak biz ticari iktisadi olarak muhtaçız. Hem yılların dostluğu, hem bir de insanlarımız... 5 milyon insan yaşıyor. 3,5 milyon, 4 milyon Almanya'da yaşayan vatandaşımız var. 2,5 milyon deniliyor ama sizin hesabınıza göre o 4 milyon üzerinde. Ya ben Türk ailelerini hep 3'le çarparım. Minimum. Yani öyle. Sonuçta ya şimdi, burada bir yoğunluk var, bir nüfus var. Bunu da söylememize de gerek yok. Ben şunu söylüyorum. 100 küsür bin iş adamı var sizin gibi. Biz Türk iş adamları burada da var, Alman iş adamları da Türkiye'de var. Şimdi Türkiye'deki Türkiye'nin istihdam sağlayan hatır sayılır Siemens, AEG, şimdi Mercedes, Ford, bir sürü orada iş imkanları kurulmuş, istihdam sağlanıyor. Evet. Şimdi oraya giden bir insanın, ya ben örnek söyleyeyim, yani bu çok acı bir gerçektir. Benim çocuklarım
şeyde Alman lisesinde okuyorlardı. Almanya'nın konsolosluk okulu var. Evet. Bir Türk kökenli çocuklar okuyor bir bölümünde. Bir bölümünde de Alman evet. kökenli. Bizimkiler Alman kökenli bölümünde okuyor. Benim kızım Latin dersi vardı. Şimdi gimnazyumu bitirdi geldi burada üniversiteye başladı. Latin dersini işte yapan eğitmenler, oradaki hocalar buradan Türkiye'ye enzende olarak gidiyorlar. Bunlar Alman evet. öğretmenler. Yani geçici göreve gidiyor. Evet. Hem burada maaş alıyor hem orada çifte maaş alıyor. Çifte maaş alıyor. Evet, memurlar gibi. Orada işte bu bir vakıf kurulmuş, Stiftung'tur. O Stiftung'a bağlı. Biz de oradaki hocaların parasını çocuklar okutan da yıllık bir bedel ödüyor. Evet. Bu gezi olayları oldu. Gezi olayları tamamen tam da şeyin yanında Alman okulunun. Kapıyı açıp oradan çocuklar içeri girdi diye ve milli eğitimin ve de şeyin Alman eğitmenlerinin oturumunu uzatmadılar. Ve adam istifa etti gitti. Yani şimdi orada okulda şu anda öğretmen açığı var. Kimse de gitmiyor. Yani o hale bile geldi. Şimdi bu da doğru bir şey değil. Şimdi burada bir eğitim veren bir öğretmen Alman müfredatıyla orada bir okul var. Evet. Türk müfredatında Türkiye topraklarında olduğu için uygulayan bir okul var. Yani çok da başarılı bir okul. Şimdi orada o okulda büyük bir sıkıntı var. Kısasa kısas diyebilir miyiz? Mesela şimdi, burada evet, imamın buradaki din görevlilerinin çoğunun işte uzatmadılar Avusturya'da, şimdi Almanya'da. Şimdi ona şöyle yani, bakalım evet, istersen. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir seküler cumhuriyettir. Bakın evet. niye sekülerdir? Bizde Hristiyanımız var, Müslümanımız var. Bunların içerisinde Türk Yunan Ortodoksu diyor evet. kendisine Ermeniyim diyor, evet. Süryaniyim diyor. Evet. Bizim de Sunnilerimiz var. Öbür evet. tarafta Alevi var. Yurttaşlarımız evet. var. İşte ya bir sürü inanç evet. grupları var bir arada yaşıyor. Evet. Şimdi bir ülkede, bu ülkede bizim Diyanet evet. ne yapıyor? Evet. 1978'de o zamanlar Diyanet falan yoktu. Biz daha yeni gelmiştik. Yeni camiler kuruyorduk, yeni oluşturuyorduk. Evet. Cami de yoktu. Yani insan Allah göstermesin hiç kimse buraya gelen işçilerin ölümünü düşünmemişti. O zaman camiye çok ihtiyaç vardı. Cenazesini kaldırıp götürmek için falan. Bu şeyle biz bir yol bulduk. Nedir o yol? Siyonizm. Evet. Yani senin inanç liderini buraya koyacaksın. O evet. kendi inançlarına hizmet verecek. Almanya'da da buna müsaade yok. Türkiye'de de bu var. Şimdi bu vesileyle buraya gelen din adamları, evet. inanç temsilcileri görevi nedir? Din hizmeti vermektir. Ve evet. dini de yaygınlaştırmaktır. Ya aynı şey, şimdi bu Papaz Brunson var ya, evet. Papaz Brunson evet. da aynı şeyde. O da din adamı, dini yaygınlaştırıyor. Şimdi eğer adam şey yapmışsa, ajanlık yapmışsa, yurt dışı etkisin. Yani mesela o bile başımıza dert oldu. Şimdi biz de burada Diyanet olarak bunu yapıyoruz. Yani birisi kalkıp bana sen dinini niye yaygınlaştırıyorsun dememesi lazım. Öbür evet. tarafta da din ve inanç temsilcileri de gerçekten din inanç temsilciliği yapması lazım. Tamam geleceğim. Biraz seni dinlendireyim ama papası konusu biraz farklı bir konu. Papaz, ya neyse ben adam ben jandarma yani. Değilim. Yok, polis değilim. Adam yok. İşlediği suç neyse 20 yıldır orada niye evet, görünmemişler. Bizim şey burada yani. Şey vardı. Taha Gergerlioğlu vardı. 11 ay Alman hapishanelerinde Frankfurt'ta ajan diye tutuklu olarak kaldı. 11 ay sonra 50 bin euro ile serbest bırakıldı. Demek ki Almanlar da yanlış yapabiliyorlar. Daha sonra yani, 50 bin euro şimdi, verdiğin zaman adamı serbest bırakabiliyorlar. Yani onun suçlaması da ben oraya değinmek istedim. Hayır, benim demek istediğim hayır, şu hayır, yani. Bir şey söylüyorum. Evet. Yani biz buradaki bizim DİTİP'te olsun devletin gönderdiği özel görevliler din ve inanç hizmetleri veriyor. Bu din inanç hizmetlerini verirken sadece Sünnilere değil diğerlerine de vermesi lazım. Ha bunu yaparken de sadece bu şeyde kalması lazım. Yani bizim burada Alevi yurttaşlarımız var, o hizmetten yararlanamıyorlar. Türk, Yunan Ortodokslarımız var, Ermeniler var. Onlar da yararlanamıyor. Ama bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evet. Yani bu İşimiz anlamda şu. Da şimdi Diyanet'in ya da din inanç temsilcilerinin dünyada barışın temsilcileridir. Evet. Bugün Papa Vatikan'da iki kelime söyleyince dünya barışına katkı sunuyor. Evet. Ama orada da duruyor. Şimdi bizim buradaki bu tür sivil, bunlar aynı zamanda sivil toplum kuruluşu. Burada Alman kanunlarına göre evet. kurulmuş sivil toplum kuruluşu. Bunların evet. söylemleri, eylemleri de o anlamda
hem barışa hem kardeşliğe katkı sunan şeylerdir. Yani bu noktada da görevli yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ahmet'e vereceğim de. Sana malzeme verdi bayağı, tahmin ediyor. Cevaplar geliyor, sıkı dur şimdi. Gelsin abi, bir şey değil, sorun yok. Çünkü hissediyorum sol tarafından böyle bir hararet geliyor. Öyle sıkıntı yok. Hoşuma gidiyor yani. Hoşuma dostlarımı gidiyor, dinlemek. Farklı fikirler dinlemek. Sayın Çapa'nın düşünceleri bu meyanda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti ve bu ziyaretin işte arada soğuk rüzgarların esmesinin sebeplerini hemen hemen kendi penceresinden bize sundu. Acaba bakalım sizinki aynı konuda mı? Yani Almanlarla olan bizim bu soğuk rüzgarların sebebi bizden mi kaynaklanıyor, yoksa karşılıklı olan ilişkiden, anlayışsızlıktan mı karşılığı şey yapıyor yani? Şimdi ben şöyle not aldım da bazı konuları sondan itibaren şey yapayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle ilgili olarak bir geniş kapsamlı değerlendirme yapacağım eğer vaktimiz müsait olursa. Şimdi bir şeyi kaçırmayalım. Almanya'da Süryani dernekleri, Süryanilerin kiliseleri, Alevi kurumları ve diğer Sunni teşkilatlar dışındaki kurumların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde müracaatına mutlaka karşılık buluyordur. Bunu size temin ederim, taahhüt ederim. Evet. Çünkü ben hem Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanlığımızın döneminde Süryani kiliselere yapılan yardımları da biliyorum. Evet. Hem daha önce Sayın Faruk Çelik Bakanımızın din işlerinin Alevi açılımı evet, kapsamında evet, dini camiaların evet, yanında aynı zamanda evet, Alevi kuruluşları da ziyaret ettiğini de yakinen biliyorum. Dolayısıyla şey yok. Yani DİTİB'in sırf Sunni teşkilatlara hizmet verdiği gerçeği, ha şu bir gerçek, toplumun büyük bir kısmı, yani %90'ına yakın Sunni olduğu için hizmetin büyük bir kısmını onlar alıyor. Ama diğer grupların da bu hizmet dışında kaldığı gerçeği doğru değil. Bir diğer nokta ise Günay Bey şey söyledi de, Türkiye Cumhuriyeti seküler bir ülke değil Günay Bey. Türkiye Cumhuriyeti'nde sekülerizm olsa dediğiniz doğru, gerçekten hiç sıkıntı olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan laikliktir. Sekülerizm olmuş olsaydı dini camialar devletle aynı Almanya'daki bir protokol yapar. Dini kurumlar sadece din hizmetleri yanında sosyal ve toplumsal ticari hayatın içerisinde bizatihi olurdu. Dolayısıyla burada ciddi bir fark var. Almanya'da bildiğimiz şekliyle Türkiye'de uygulanan bir model yok. Türkiye'deki laiklik Fransa'dan alınma bir laikliktir ve laiklikle sekülerizmi karıştırmamak gerekiyor. Sekülerizm Almanya'da geçerli olan bir aspekt. Şimdi yani ben temelde iki büyük fark var orada. Yani sekülerizm söz konusu değil Türkiye için. Laikliktir bu zamana kadar uygulanan. Türkiye ile Almanya ilişkilerine gelirsek şimdi şunu görmemiz lazım. Dünya son 20 yılda bir değişim içerisinde. Yani çift kutuplu, sonra bir dönem işte tek kutupluya dönüşmüş olan dünyada ülkelerin ilişkileri sadece belli bir kutba ait olmakla değerlendirilemez. Bununla beraber birçok ülkenin farklı hem tarihinden kaynaklanan hem coğrafi kurumdan, jeopolitik kurumdan kaynaklanan ilişkileri vardır. Türkiye'nin jeopolitik kurumunun yanında aynı zamanda tarihsel süreçteki misyonu ve son yıllardaki ekonomik atılımı sadece bölge coğrafyasında değil, kıta Avrupa'sında da kendi etkisini gösterdi. Türkiye ile Almanya ilişkileri biz her ne kadar tarihsel süreç içerisinde değerlendirsek bile biz bu ilişkileri dost düşman kapsamında değerlendirmenin doğru olacağını da düşünmüyorum. Evet. Yani Almanya ile birçok konuda farklı düşünebiliriz ki bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de bunu çok net bir şekilde gördük. Birçok konuda çok farklı düşünce şeyine sahibiz, bazına sahibiz ama ekonomik alanda olsun, diğer alanlarda, özellikle bölgesel güvenlik alanında olsun, Avrupa Birliği'nin güvenliği alanında çok ortak noktalarımız var. Mutabık kaldığımız noktalar bunlardır. Ama birçok konuda özellikle hem Türkiye'nin değişimi hem Türkiye'deki fikirsel değişimin batıdaki tükenmişliğin, yani şunu atfetmek istiyorum. Kıta Avrupa'sındaki Avrupa Birliği misyonu özellikle son 15 yılda ve son 20 yılda hatta
hedefleri, Avrupa Birliği'nin günümüz itibariyle koymuş olduğu hedeflere ulaşamamanın tıkanmışlığını yaşıyor. Avrupa Birliği bu tıkanmışlıkla beraber okyanus ötesinde ABD'nin desteğini son yıllarda alamamanın ve yeni süreçte de Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik kayıpların, ekonomik pazar bulma ihtiyaçlarının kaygılar, doğuya kaymasının ve doğuda da en önemli faktörlerden bir tanesi Rusya, Çin ve Türkiye ekseninde Türkiye'nin ağırlığının hissettirilmesi. Daha önceki programlarda ifade ettim. Türkiye'nin aynı zamanda da sadece kıta Avrupa'sına değil, hem 1,5 milyarlık İslam coğrafyasına, hem bizim gönül coğrafyamız dediğimiz Balkanlar olsun, Afrika olsun, Asya'nın diğer coğrafyalarına olan ilişkilerinin ciddi manada ivme kazanması. Bakın şunu unutmayın, kıta Avrupa'sında Türkiye şu anda Çin'le beraber en fazla yatırım yapan, en fazla açılım yapan ve en fazla kabul gören ülkedir. AB bunları görüyor. Dolayısıyla yeni süreçte Türkiye'nin yeniden konumlanması, çok kutuplu dünyada Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda yeni konumlanması hem Batı'yı olduğu kadar Almanya'ya da rahatsız ediyor. Ben değerlendirmelerimizi yaparken sadece bir kapsamda, yani işte bir zaviyeden olaya bakıp da işte Türkiye-Almanya ilişkileri bizim eskiden ilişkilerimiz çok daha iyiydi, İşte şu anda günümüzde çok farklı noktalara taşındı demek çok da şey olmaz. Objektif bir değerlendirme olmaz. Çok subjektif olur. Neden subjektif olur? Yani şimdi gerçekçi olalım arkadaşlar. Bizim 20 yıl öncesine kadar özellikle bölge coğrafyasıyla ilgili olarak dünya siyasetinde etkin bir rol oynayan bir faktör olmadan ziyade dış faktörlerin etkisiyle hareket eden, reaksiyon gösteren bir ülkeydik. Evet. Reaksiyon gösteren bir ülkeden oyun kuran bir ülkeye dönüştük. Bunu göz ardı etmeyelim. Tabii ki bunlar böyle bir geniş zaviyeden olayı değerlendirdiğinizde hem Orta Doğu'daki Türkiye'nin müdahil olması, hem de Batı'nın işte ekonomik beklentileri ve ekonomik çıkarların ilişkilerinin güçlendirilmesi. Batı sadece bizimle de mücadele etmiyor. Aynı zamanda da bir de müttefik gibi gözükse bile rekabet içerisinde olduğu Avrupa Birliği vardır. ABD vardır. ABD ile olan mücadelesi hem Almanya'yı hem diğer AB ülkelerini Türkiye ile mecburi olarak en azından asgari müştereklerde birlikte hareket etmeye ihtiyacını şey yapıyor. Yani zorluyor. Zorluyor. Evet. Peki bu şunu da unutmamak gerekiyor. Siyasetçiler seçmenlerden beslenirler. Almanlar da seçmeninden beslenir. Maalesef 11 Eylül süreciyle beraber kıta Avrupa'sında olduğu kadar Almanya'da da popülist siyasetin prim yaptığı bir realite var. Bu Almanya için de geçerli. Şu anda AfD her ne kadar ana muhalefet partisi olarak gözükse dahi şu anda AfD bir seçimde potansiyel seçmeniyle beraber muhtemelen birinci ve ikinci partidir. Evet. Yani birçok araştırma bunu yapıyor. Sosyal demokratlardan olsun, Hristiyan demokratlardan potansiyel AfD'ye oy verecek, ikinci oy verecek veya birinci oy verecek çok seçmen olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla siyasilerin verdiği mesajlarda, özellikle basın toplantılarında verdiği mesajlarda, gazetelerde verdiği mesajlarda hem kendi seçmenini düşünmek zorundadır. Bakın Merkel'in bugünkü açıklamasına dikkat edin. Merkel'in bugünkü açıklamasının iki konuyu var. Ona... Söyleyeyim mi? Merkel'in ilk açıklamasını sevgili seyircilerle reklamdan sonra paylaşalım. Reklam arası vereyim. Tamam. Ama unutmayalım. İki önemli açıklaması var. Sayın Merkel'in çok önemli. Alman medyasının tutumu, davranışları ve yansımaları da topluma çok önemli. AfD'nin oylarının artmasının sebeplerinden bir tanesi de medyanın yanlış yapmasından kaynaklanıyor. Bana göre evet sevgili seyirciler, mevzumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti. Programımız devam ediyor. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Net Helal'in sunduğu Avrupa Masası devam edecek.
Kalemden çakmağa, anahtarlıktan duvar saatine, imsakiyeden şemsiyelere, tekstil ürünlerinden davetiyelere, takvimden ürün kataloglarına, ıslak mendillerden otokokularına, döner bayraklarından fuar tanıtım standlarına, menü tabelalarından kutu harflere, ışıklı led tabelalardan araç kaplamalara, plaketlerden kupalara, logo ve kurumsal kimlik çalışmalarından web tasarımına, televizyon reklam ve prodüksiyonlarından medya yayın ve takip işlemlerine kadar 1 milyonu aşkın ürün ve hizmeti tek çatı altında sunuyoruz. Ayrıca tüm Almanya'da Türk adreslerine postayla reklamlarınızı ulaştırıyoruz. Avrupa'da reklam, Avrupa Reklam. www.avrupareklam.com. Reklamın Avrupa'daki adresi. Ya tıkla ya da ara. Uçağınız gecikti mi? İptal mi edildi? 600 euroya kadar tazminat hakkınızı kaçırmayın. Ücretsiz başvuru için bizi arayın. 0231 993 653 36 uçakmağduru.com. Yarın var. Çünkü biliyoruz ki su paha biçilmez bir nimettir. Dünyanın hiçbir yerinde su olmadan yaşam sürmüyor. Bu solmuş gönüllere, bu yanmış yüreklere hayat vermek için şimdi bağış yap. İslamic Relief, birlikte daha iyi bir gelecek için. 118-83, bilinmeyen numaralar hizmeti, yetkili servisiniz, dost servisiniz, kaliteli servisiniz. 118-83. Siz de islamicrelief.de adresine girerek online bağışta bulunabilirsiniz. Islamic Relief, birlikte daha iyi bir gelecek için. Atlas Global ile Köln'den İzmir'e aktarmasız direkt uçun. 30 kilogram bagaj hakkı, ücretsiz sıcak yemek ve içecek servisi, ekonomik fiyatlar. Acentenizden ısrarla isteyin. Aerojet, biz de gerçek misafirsiniz. Hayal Akbaş Düğün Salonumuzla sizlere en iyi sunmak için hizmetinizdeyiz. 600 kişilik muhteşem salonumuzda düğün, nişan, kına, sünnet ve her türlü organizasyonunun farkını bizimle yaşayacaksınız. Anılarınızda kalacak bir organizasyon için adresiniz Hayal Akbaş Düğün Salonu. İpek Almanya Ahın mağazasında birinci yaş günü özel muhteşem fiyatlar. Forever koltuk takımı 799, Vest koltuk takımı 1199 euro. Bitmedi. 162 bazalar 699 euro değerinde yatak hediyesiyle birlikte sadece 899 euro. Yeni sezon ürünler, sürpriz fiyatlar ve 50 kilometreye kadar ücretsiz teslimat fırsatı İpek Mobilya, Duisburg ve Ahın mağazalarında. Yalçınak Uygulamalı Kaynak Teknolojili Eğitim Merkezi. Profesyonel meslek içi eğitimde kapsamlı deneyimle planlama, konsept oluşturma ve gerçekleştirme, el becerisiyle değerlendirme ve kişisel meslek içi eğitim programları, Avrupa geneli mesleki geçerlilik. Kalifiye eleman, yenilikçi teknoloji ve kalite. Yalçınak, kaynakta öncü isim. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Zilfiş, sofralarımızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Zilfiş. Şimdi Almanya'da kitabın yeni evi Ditip Setes UGMBH. Kitap evlerinde her türlü güncel, dini, milli ve çocuk kitaplarını bulabilirsiniz. Camiye gidiyorum bir, çocuklara özel, bilgiyle dopdolu, rengarenk ve okumaya doyamayacakları Almanca özel kitap serileri. Kur'an öğreniyorum, ezber kitabı, İlmihal, Avrupa'da İslam, www.setesu-shop.de. Güvenli, hızlı, geniş yelpazesiyle tüm Avrupa'da. Köln merkezimizde yeni açılan Ditip Center hizmete girmiştir. 11883 Ihre Auskunft, Ihre freundliche Auskunft, Ihre kompetente Auskunft, Ihre Service Auskunft. 11883.
Sosyal güvenlikte sorularınız cevap bulmaya devam ediyor. Emeklilik aylıklarından Bağkur zorunluluğuna, yurt dışı borçlanma kanun mevzuatlarındaki son değişiklikler, otomatik bilgi paylaşımında dikkat edilmesi gerekenler, Türkiye'de boşanmada hızlı davranmanın avantajları ve mal paylaşımı, tanıma, tenfiz davaları neden hızlı açılmalıdır, mirasla ilgili tüm konular, Türkiye'den yurt dışına ihracatta ve tanıtımda teşvik, indirimlerin yanı sıra tüm mevzuat. Eğer Türkiye'de birkaç gün çalışma yapmak istiyorlarsa bizim onlara her zaman tavsiyemiz şu yönde. Sosyal Güvenlik her cuma saat 22'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Avrupa arenasında. Almanya'da ya da Avrupa genelinde zaten bir var olma savaşı içerisindeyiz. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Kesinlikle asimilasyon politikasına karşıyız. 60 yıldır Almanya'dayız. Kendimizi daha hala yabancı gibi görüyoruz. Almanya'daki siyasetle pek ilgilenmiyorum. Ben daha çok böyle Türkiye'deki siyaset ilgimi çekiyor. Terör örgütlerinin tembatı duyan belirli yerlerde alışveriş yapmamak en basit aslında yapabileceğimiz eylemdir. Oğuzhan Erkmen'in moderatörlüğünde Kanal Avrupa stüdyolarında canlı yayınla ekrana geliyor. Almanya'da yaşayan Türk toplumu olarak çok önemli görevlerimiz var. Avrupa'da yaşayan Türk gençleriyle Avrupa Arenası her cumartesi saat 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. İç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta zorluk çekeceğiz. Sorunlarla Bulgaristan Türkçe, Kosova Türkçe diyor. Orada dedelerinin babalarının mezarları olan insanlar diyor. Çözümlerle ben buranın bir parçasıyım, burada doğdum, burada yetiştim, iki bile hakimim. Projelerle kitle kuruluşlarımız acaba gençlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Avrupalı Türklerle biz asker toplumuz, bizde askeri olmayan her şey sivildir. Usta gazeteci Muhsin Ceylan'ın moderatörlüğünde Kanal Avrupa stüdyolarında tüm detaylarıyla canlı yayınla ekrana getirmeye devam ediyor. Dünyaya İslam'ın günümüzde bilhassa söyleyecek çok sözü var. Konuşulmayanların konuşulduğu Ateş Çemberi, Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Boş kar servisi Duisburg Rheinhausen adım adım sıla yolunu sunar. Avrupalı Türklerin Sırbistan'daki ilk durağı olan Bosporus Otel'in katkılarıyla. Avrupalı Türklerin sıladan dönüş hikayeleri tüm detaylarıyla ekrana geliyor. Kasımdayız. Adım adım sıla programımız devam ediyor. Bizim insanımız. Bizim insanımız sloganıyla arabayla vatanına gidip geri dönen Avrupalı Türklerin yolculukla ilgili görüşleri. İyi karşılanmak istiyoruz. Nereden geliyorsunuz efendim? İstanbul'da. Ve canlı bağlantılarla sesi oluyor. Adım adım sıla yolu pazar saat 14'te canlı yayınla Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.
Avrupa Baskısı, Avrupa basınından en taze haberleri. Müslüman toplum daha renkli, daha çoğulcu. İslam'ı tercih eden Avrupa ülkeler var. Avrupa kulislerinde konuşulanları. Meslek eğitim yerleri bulamayan gençlerimiz var. Yeni gelecek hükümetler bunlara nasıl çare bulacak? Toplumda haftanın nabzını ekrana getiriyor. Bir dilin okur yazarı olmak ayrı şey. Net Helal'in sunduğu Avrupa Masası devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Çok böyle ağır bir giriş yaptık. Ağır konu, ağır mevzular. Konuklar da ağır maşallah. Artı 100 hemen hemen hepimiz. mevzu gerçekten derin. Türkiye-Almanya ilişkileri, dostluklar hani gerçekten. Daha Osmanlı döneminde biliyorsunuz Yavuz ve Midilliler falan, yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani Osmanlı ile Almanların arasındaki dostluklar, müttefiklik hala devam ediyor. Araya tabii bazen soğuk rüzgarlar girebiliyor. Ama sonuçta devlet çıkarları önemli, devletin kendi çıkarları önemli. Bu mevzuda da devlet uyumaz, devlet gereğini yapar. İnsanlar arasında, toplumlar arasında sıkıntılar yaşanabilir. Ama iş paraya, maddiyata döndüğü an herkes menfaatini düşünür. Para daha önemli değil mi? Evet, ülke çıkarları daha önemli. Ülke çıkarları daha önemli. Şimdi Ahmet Bey'e söz verelim. Biraz onu ilk bölümde konuşturmadık. Dedim ya, iki tane bilge bu işle ilgili dostlarımız var. Onlar kendi düşüncelerini, fikirlerini sevgili seyircilerimize paylaşıyorlar. Aachen ve Çevresi İş Adamları Derneği olarak. Sonuçta oradaki iş adamları ve sizler, vatandaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretini uzun yıllardan beri ilk defa yapılan bu resmi ziyareti nasıl değerlendiriyor? Türkiye-Almanya ilişkileri sizce bu ziyaretten sonra tekrar eski yerine gelecek mi? Ve Alman medyasının ziyaretle ilgili tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Erman. Çok teşekkür ederim. Uzun bir soru oldu ama olsun, sen aradan toparla çık. Uzun soruya uzun cevap yakışır. Büyüklerim zaten evet. Konuştu. Ben de müsaade edersen evet. İlk defa katıldığım için evet. Kısadan kendimi tanıtayım. Evet. Ben Aachen doğumluyum. Babam klasik 1966'da çalışan olarak geldi. Ticaretlerindendir. Biz orada eğitimimizi aldık. Sonradan da siyasete girdik. Evet. Şimdi de Alman İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum ikinci dönem. Platforma girmeden önce şunu söyleyeyim. Hani benim de yapımı biraz daha iyi anlayabilmeniz için. Babam Aachen Teknik Üniversitesi'nde biliyorsunuz eski başbakanlarımızdan Sayın Erbakan Hoca Efendimiz'den bir samimiyeti ve arkadaşlığı vardı. Biz de yani babamdan biz de birçok şeyleri gördük, evet. Öğrendik. Türk komünitesi diyoruz hep. Orada da bizim de hizmetlerimiz bulundu ve devam ediyor. Evet. Alman Derneği İş Adamları'nın başında olmak ama benim adımın Ahmet Hicri olması Türk, evet. Olduğumu net, evet. Belirletiyor. Biz de Alman ama bir manlık var. Sonunda bir Almanlık var. Man. Man, ya, evet, man, yani Almanlar Agirman diyor. Agirman, evet. Evet, ama ön ismimi söyleyemiyorlar, evet. Tabii ki. Şöyle bir şey, bu soruna cevap vermeden önce bir bağlamak istiyorum. Tabii. Bir genel, evet. Çerçeve, bir netlik kazandırmak istiyorum. Bu benim algım tabii, evet. Ki şahsi algım. Şimdi biz İş Adamlar Derneği olarak 2013'te kurulduk ve kurucu üyelerimiz belediye, ekonomi konseyleri, teknik üniversite vesaire. Biz dedik ki her yıl farklı bir ülkeye ziyaret edelim. Aachen bölgemizi bizim oradaki global playalarımızdan, evet. Üniversitemizden beraber karşılaşma yaratalım ve böyle bir, evet. Etkinlik olsun. Bölgemiz içinde bir zenginlik olur. Aachen'da da yani sadece bizim platformumuzda bize üye olan büyük şirketler var. Evet. İsim tabii veremiyorum ama çok büyük şirketler var. Ve biz ilk seyahatimizi Türkiye'ye gerçekleştirdik 2014 yılında. Burada tabii ki çok güzel bir atmosferde her şey geçti, evet. Ve bizim bölgemizi de yatırımcılar kazandırabildik. Almanları da Türkiye'ye kazandırabildik. Özellikle Trabzon'a mı gittiniz? Ben o çok acı bir konu. onu da birazdan açabilirim, evet. Ama Bursa Ticaret Odası'yla Aachen Ticaret Odası'nı kardeş oda yaptık ve sürekli görüşmeler hala devam ediyor. Ve zor zamanlarda da bizim üzerimize düşen görev tabii ki bu. Bunları her zaman
daha iyiye getirebilmek ve oradaki diyalogların kopmamasını sağlamak. Ticari ilişkileri daha iyi hale getirmek. Kesinlikle. Hazır mıyız? Bu arada hemen bir dışarıdan vatandaşlarımızla Karal Avrupa'nın artık yeni dönemde yeniliklerinden bir tanesi. Programı izleyen seyircilerimiz var. Sayın Ali Osman Yayla'mız var. Şu anda Brookhouse'da Yıldırım Beyazıt Camii Başkanı ve oradaki cemaatle birlikteler. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişini bir onlara soralım bakalım. Tabii. Ali Osman'a bir bağlanalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Sayın Ali Osman Yayla, merhaba. Merhaba, hayırlı akşamlar Zeki Bey. Kolay gelsin, iyi yayın diyorum. Yeni sezonu da böylelikle açmış olduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet, şu anda... Şu an Almanya'nın Duisburg kentinde evet. Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerden bir tanesindeyiz. Brookhouse'undayız ve yanında Yıldırım Beyazıt Camii Başkanı var. Yarın da Cumhurbaşkanımız Köln'e geliyor. Köln Merkez Camii açacak evet. Ve başkanımıza duygularını ve Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya gelişiyle alakalı kısa bir değerlendirmesini alacağız başkanımıza. Evet Yaşar Bey, evet. Cumhurbaşkanımız 7 senenin üzerine Putin'e ve Amerikan Başkanı'na yapılan resmi tören ve 21 fare top atışıyla Berlin'de bugün ve dün karşılandı. Yarın da Köln'e gelecek, Köln Merkez Camii'nin açılışını yapacak bir Diyanet İşleri üyesi ve başkanı olarak sizden duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum Zeki Bey'e ve konuklarına. Tabii ki şöyle bir bakarsak bizim Almanya ile yüzyıllara dayanarak bir dostluğumuz var. Biz bu Almanya'nın bir fertiyiz. Ferdi olduk artık. Yani kız aldık, kız verdik. Son zamanlar sosyal medyanın, efendime söyleyeyim, gazetelerin Türkiye'ye karşı yapmış olduğu düşmanlığı ve bu Alman halkı da haberlerden, gazeteden bunlara inanarak bir ırkçılık, öyle bir şey oldu ki yani biz burada yaşayan yabancı kökenli, bilhassa biz Türklere bayağı bir aramızda bir kırgınlıklar oldu. Var. Tabii ki bunların olmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii ki geç kalınmış bir tören karşılama, 7 sene diyorsunuz, yani geç bile kalınmış. Buraya gelmesi bizim açımızdan, Almanya açısından bilhassa, inşallah bu buzların erimesi, dostluğumuzun devam etmesi. Almanların da bize ihtiyacı var, bizim de onlara. Ama bilhassa bunların bize ihtiyacı var. Yani düzelecek bunlar. Yoksa aynı terör bunları da vuracak. İçten, bir devleti ancak içten yıkarsınız. Ha, bunlar her şeyi denediler, desteklediler de, etmedi değiller, kusura bakmasınlar. Yapamadılar, başaramadı, başaramayacaklar da. Biz de bu din ırkına girmek istemiyorum ama bu inanç, vatan, millet sevgisi varırken bizi yıkmaları mümkün değil Allah'ın izniyle. Yarın siz de Köln'de bulunacaksınız, Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacaksınız. Nasıl bir kalabalık? Yani Köln kırmızı beyaza bürünmüş. Öyle haberler geliyor bize. Köln Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Siz buradan kalabalık mı gideceksiniz? Üyelerinizle beraber mi gideceksiniz? Yarın bir muhteşem gün bekliyor Köln'ü. Ya tabii ki kalabalık buradan gideceğiz. Yoğun olduğunu biliyoruz. Çok yoğun. Yani sabah namazını orada kılacağız inşallah Köln'de. Çünkü öyle hazırlandık ki bilhassa sadece Köln'den 10-15 bin kişi geleceğini. Yani 5 bin kişiden sonra kapatacaklar. Kimseyi almayacaklar ama yani bir kıyamet orada yarın yaşanacak. Ben buna inanıyorum. Bu sevgi, yani bu Cumhurbaşkanımıza, vatanımıza, milletimize olan sevgisi. Burada Recep Tayyip olmayabilir, başka biri olabilir. Ama vatanımızı, biz milletimizi sevdiğimiz için, Sayın Cumhurbaşkanımızla sevdiğimiz için çoluk çocuk topyekün inşallah oradayız. Şöyle bir şey, şunu da paylaşayım. Yani öyle bir duruma geldik ki burada doğmuş Alman vatandaşı, çoluğu, çocuğu geliyorlar. Türk vatandaşına girip de sadece Türkiye'ye gidip de burada veya seçimlerde oy kullanması için bize nasıl yardımcı olursunuz? Böyle gençlerimiz de geliyor. Sadece gidip seçim yapsınlar diye, seçmesi hakları olsun diye. Yani Alman vatandaşlığını da terk etmeyi de göze önüne alıyorlar. Peki. Evet Zeki Bey, vatandaşımızın ve başkanımızın da duygularını aldık. Dediğim gibi, az önce dediğim gibi Köln yarın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Aldığımız duyumlar Köln kırmızı beyaza boyanmış, özellikle caminin etrafı yüksek güvenlik önlemleri alınıyor. Evet. Ve karşı protesto yapmak isteyenlere belediye müsaade vermiyor, polis, emniyet müsaade vermiyor. Yarın 3000-4000 arasında polisin emniyeti sağlamak için görev yapacağı bilgisi geldi bize. Evet. Ayrıca yarın Cumhurbaşkanımız Köln'den caminin açılışını yaptıktan sonra
Evet. Türkiye'ye yolculuğu devam edecek ve Almanya'daki Türkler evet. yarın Cumhurbaşkanımızı Köln'de karşılamak için hazır diyoruz. Peki ve peki teşekkür ediyorum Halil Osmanya'yla bu güzel yayından dolayı sevgili başkanımıza da selamlarımızı gönderiyorum. Evet bundan sonra sevgili seyirciler programlarımıza işte böyle vatandaşlarımızı direkt işin içerisine alacağız. Böyle bağlantılarımızı yapacağız. Kanal Avrupa'nın Mesut tamam mı? Yeni evet Kanal Avrupa'nın yeni yayın döneminde bunlarla sevgili seyirciler karşılaşacaklar. Mesut tamamlığı tabii daha sonra vermeyeceğiz. Bunlar olmayacak. Bunlar teknik hatalar. Yeni yeni yavaş yavaş. Tekrar gelelim. İşte genelde vatandaşlarımızın düşünceleri bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelmesini çok arzu ediyorlardı. İşte Türkiye'nin, Türkiye-Almanya ilişkilerinin tekrar düzelmesini arzu ediyorlardı. İş adamlarımıza, Sayın Çapan siz de hissediyorsunuzdur. Buradaki iş adamlarımıza, vatandaşlarımıza belirgin bir baskı vardı. Var hala. Bunu hissediyoruz, görüyoruz. Sebepleri de iki ülke arasındaki gerginlikler. İş adamları, Alman İş Adamları Derneği Başkanı olarak o şeyi kendin sen de hissedebiliyor musun? Hissettin mi? Vatandaşlarımızla, iş adamlarımızla görüştüğünde böyle bir şikayetleri var mı? Tabii. Şimdi daha demin dediğim gibi biz ilk seyahatimizi Türkiye'ye yapmıştık. Evet. O güzel bir dönemdeydi. Akabinde biz İsrail'e gittik evet. ve geçen sene de Kore'ye gittik. Ve her gittiğim ülkede de DEİK'teki arkadaşlarımdan hep istişarede evet, bulunuyorum. Bunu ama ben gönüllü olarak yapıyorum. Evet. Çünkü platformumuz da var. Ben hep istiyorum hani Türk arkadaşlarımız da platformdan faydalansın diye. Ve ben sürekli zaten bu görüşmeleri yapıyorum. Ferdi ve gönüllü olarak. Yani ülkeme faydalı olabilmek adına. Her iki ülkeye. Her iki ülkeye. Evet. Yani Türkiye, ben şunu diyorum kısacası. Evet. Her aksiyon bir reaksiyonu getiriyor. Bu bizde yaşandı maalesef son yıllarda. O oraya, o buraya diye. Şunu bir örnek göstermek istiyorum. Daha demin Osmanlı tarihinde bahsedince o aklıma geldi. Prens Eugen vardı biliyorsun. Viyana'nın ikinci kuşatmasında Osmanlılarda. Ve harp halinde bile biz Osmanlılarla ve Viyanalılar arasında ticaret olmuştur. Harp halinde. Bu çok önemli bir şey. Yani biz atışsak bile Almanya ile Türkiye arasında evet. farzi misal öyle. Evet. Ticaret hayatı mecburen devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu Türkiye için de Almanya için de son derece çok önemli. Ve farklı sıkıntılar da ortaya doğuyor. Bunları da iyi ayırt etmek lazım. Ve ben bunu yani görüştüğüm arkadaşlarla hep görüyorum. Birçok konular karıştırılıyor. Yani Türkiye'de olan belirli olayları hep şahısa bağlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlamak da son derece yanlış. Hani burada da Alman arkadaşlarıma bunu tatlı bir diyalogdan anlatıyorum. Diyorum bakın işte Amerika'nın belirli hamleleri var. Evet. Bu hamleleri Türkiye kabul edemez. Evet. Hani örneğin Afganistan'da 1990'larda nasıl mücahitleri silahlandırdıklarında ki oyun demeyeyim evet. ama o yaptırımlar şimdi aynı şekilde YPG'ye yapılıyor ve evet. bu silahlar da nereye kullanılacak o da belli. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız da orada bir hamle etmesi gerekmiyor mu? Yani bu doğal bir refleks değil mi? Refleks değil mi? Evet. O zaman diyorlar evet haklısın. Fakat Alman medyasından bilgi alındığı için o da kısıtlı olduğu için evet. onu veya yanlı taraflı olduğu için diyelim. Olabilir. Yani evet. ben her zaman insanların içindeki iyiliğine inanan bir insanım. Ama bugün Beset ve Beline Kurye'nin manşetlerine baktım hiç öyle İyimser başlıklar, iyimser yazılar değildi yani mesela diyor. Tabii yani bunu çok tartışırız. Bunun içine AfD'yi evet. de giriyor. Evet. Benim bakış açım şu, biz Alman toplumundan beraber AfD'ye örneğin karşı olmamız lazım. Bir olmamız lazım. Bu benim şahsi görüşüm. Ama Türk düşmanlığı, yabancı düşmanlığı AfD'yi güçlendiriyor Almanya'da. Burada bir sıkıntı var, bir sakatlık var yani. Alman halkı AfD'ye doğru yönleniyor. Oylarına bakıyorsun ikinci parti konumunda büyük muhalif yani muhalefet partisi konumuna geldiler ve devamlı güçleniyorlar. Burada evet. bir sıkıntı var. Yani nerede bir sıkıntı var? Evet. Yabancılar malzeme yapılarak yıllardan beri yabancılar göz önünde tutularak onlar öne sürülerek yapılan siyasette tabii ki o siyaseti kullananlar ne melanacak? İşte AfD'de yani, bundan yararlanıyor. Aynen. O yüzden diyorum onlara evet. karşı bir ortak tutumumuz evet. olması gerekiyor. Yani biz bütün Almanya'daki partilerle bir de Türk komünitesi olarak evet. onlara bir karşı duruş sergilememiz lazım. Çünkü
O bir şekilde onlar bizim anlaşmamızdan dolayı evet. prim yapıyorlar. Aynen öyle. Sıkıntı zaten bu. Evet. O yüzden biz kendi aramızdaki diyaloğu daha sıklaştırmamız lazım. Medyanın rolü önemli değil mi bu arada? İşte ona gelmek istiyorum. Tabii yani ki medyanın yani gerçekten reel bir şekilde, tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde olayların yansıtması gerekmez mi? Eğer öyle yapmış olsalardı zaten bu gerginlik bu kadar olmazdı. Alman halkı bu kadar veya dostlarımız bu kadar bizleri dışlamaya kadar gitmezlerdi. Evet. Ben katılıyorum ona. Yani medya belirli büyük Alman medyalar isim vermeden yanlış haber yapıyorlar. Kısa haber yapıyorlar. Onların da tabii ki niyetleri gazetelerin okunması tabii, dolayısıyla onları zirveye taşımak da onların niyeti. Fakat biz gerçeği göz önünde kaybetmemiz gerekiyor. Bunların bilgiyle bizim yenmemiz gerekiyor. O da sizlere düşüyor iş adamlarına. Biz hepimiz burada abi. Sen abilerim sen olsun bir sürü başka arkadaşlarımız biz hepimiz bir multiplikatörüz. Evet. Bizim bu görevi yapmamız gerekiyor. Bizden bekleniyor. Çünkü adam A gazetesinde B televizyonunda gördüğünden ziyade benden duyduğuna diyor ki evet Ahmet ya sen haklımışsın ben bu konuyu böyle bilmiyordum. O zaman o da kalıcı oluyor. Evet. Ve onların sayısını arttırmamız lazım. Bu uzun vadeli bir prosedür. Evet. İki günde olmayacak ama bugünkü karşılaşmadan dolayı sen Cumhurbaşkanımız geldi. Pazartesi günü Steinmeier Aachen'daydı. Evet. Yani biz de hep beraber oluyoruz imkanlarımız olduğu sürece. Sayın Armin Laschet Eyalet Başbakanımız evet. Aachen'da eski yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Dostça bir tutumumuz var ve arkadaşlarla görüşünce hepsi Türkiye'yi seviyor. Bundan emin olun. Yani destek de vermek istiyorlar. Tabii ki onlar da imkanları içerisinde. Evet. Bizim rolümüz önemli. Multiplikatörler daha aktif olması olmalı lazım. Olmalı diyoruz ama sonuçta bugün size mi sorayım kime sorayım bilmiyorum. Türkiye'de insan hakları yokmuş mevzusu öne sürülerek efendim 2024 Avrupa Şampiyonası'nı her zaman yapılan bir ülke olan Almanya'ya verdiler. Şimdi UEFA'ya bakıyorsun. Kardeşim Eurovision'da da böyleydi. Yıllarca savaştık ettik. Bir Sertab Erener'le işte bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi UEFA 2024'e bakıyorsun. Almanya her sene yani hemen hemen Dünya Kupası'nı yaptı. Yani Avrupa Şampiyonası'nı yaptı. Yaptı da yaptı. Yani Türkiye ile bir şeye kaldılar, finale kaldılar. Bakıyorsun, Eurovision'daki şarkı yarışmasındaki gibi ülkelerin birbirini tutması gibi Türkiye'de bu bahane gösterilerek Türkiye'de Avrupa Şampiyonası'nın yapılamayacağını söylüyorlar. Şimdi bu ne periz, bu ne tur? Ona bir cevap vereyim mi? Süper. Şimdi bizim yakın zamanda Deniz Yücel olayımız var. Evet. Bir Fransız gazeteci var. Evet. Bir de Hollandalı var. Evet. Şimdi Fransız dışişlerinden birisi Türkiye'ye geliyor, peşinden gazetesini serbest bırakıp götürüyorlar. İşte Sayın Başbakanımız, dönemin başbakanı Yıldırım Almanya'ya geliyor, iyi şeyler olacak diyor, peşinden Deniz Yücel'i bırakıyorlar. Şimdi böyle olunca bir talimatla yürüyen bir yargı çıkıyor ortaya. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Bunu fiili eylem söylüyor. Evet. Bu fiili eylemi sen ortadan kaldırmadığın sürece neyi söylersen söyle boş. Bakın Avrupa ne yaptı? Avrupa 80'li yıllarında Almanya büyük bir kriz yaşandı. O zaman Deutsche Mark'la dolar arasında Deutsche Mark birdenbire 1 dolar 2,5 mark oldu. Evet. Oturdular bütün Avrupalılar. Bunu nasıl yaptılar? Milli para olarak euro'yu ürettiler. Evet. Ve doları kullanmadılar. Şimdi biz bugün yani ben bir haber okudum. Diyor ki Türk vatandaşı 500 bin dolardan 250 bin dolara indi. Hani doları kullanmayacaktık? Şimdi bunlar birbirine çelişen. Ama ben bir daha edeceğim buraya. Hayır. Yabancı birinin Türk vatandaşlığını alabilmesi için. Efendim Türk lirası koy. Adamın nereden bulacağım ben Türk lirasını? Adam zaten yabancı. Allah ya Allah doları ya var ya oruyorsun var ya. Türkiye'de yapıyor. Bakın ben bir şey söylüyorum. Evet. Ben bir olay anlatıyorum. Siz varlığınızı milli paranızla, bayrağınızla, askerinizle temsil edersiniz. Biz varlığımızı birisinin parasını kullanarak gidersek, yarın öbür gün o birisinin parası da piyasada değerini artırıp düşürdükçe bir sıkıntıya biz gireriz. Şimdi 16 küsur yıldır devleti yöneten güçlü bir iktidarımız vardı.
evet. hali de var. E şimdi burada neyi yaptı da kim karşı çıktı? Buna bakmak lazım. Burada eksik olan, ben bir iş adamı olarak söylüyorum, ekonomiye dayalı olmayan bir yatırımın, tüketime dayalı olan bir yatırım aracının evet. sonu bu olur. Yani bizim Türkiye'de şu anda konut yapıp konut satıp konut yapıp konut satma sektörü ortada da olduğu için arsa, adam bir arsa alıyor bugün 10 lira, bir ay sonra gidiyor üzerine bir imar alıyor 100 bin lira. Evet. Şimdi bu tür olaylar Türkiye'yi bugüne getiriyor. Yani ben şu anda eğer biz Avrupa Birliği'ne o girebilseydik, olsaydı falan, bizim de para birimimiz Avrupa olsaydı bu krizi belki yaşamayacaktık. Ancak bir yabancı para birimiyle siz alışveriş yapıyorsanız, Türkiye'de de buna müsaade ediyorsanız, geldiğiniz nokta bu olacak. Şimdi bunu hem vatandaş olarak, hem yurttaş olarak, hem devlet olarak bu yabancı para birimiyle alışverişini, ev kiralamasını, ceket almayı, gömlek almayı bırakacağız. Zaten o geldi, bırakıldı yani. Şimdi üretime dayalı bir ekonomi olacak. Evet. Üretime dayalı, ben demin Atatürk'ün şeylerine oradan bahsettim. Dini oradan bahsettim diyorsun. Evet. Deutsche Industrie. Deutsche Industrie. Çünkü Sümerbank'ı kurdu, Şile bezini, Amerikalıların evet. bezini kendimiz ürettik. Onlara muhtaç olmadık. Osmanlı'nın borcu olan denizaltı, borcu var diye denizaltıyı bize teslim etmedi İngilizler. Evet. Borcunu ödedik, denizaltımızı aldık. Yani o zaman kurulan Şeker Bank, evet. Ziraat Bankası, İş Bankası, bunları sıralayabiliriz. Yani ülkedeki ekonomi dengesini evet. dünya çapına getiremedik, eksiğimiz kaldı. Sanayi devrimini gerçekleştiremedik. Tarımda en azından kendi ihtiyaçlarımızı karşıladık. Şimdi... Şu şeye de bir katıra evet. değineceğim. Bu Alevilik, laiklik meselesi, Süryani ya da bilmem ne. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi şudur. Laik, sosyal hukuk devlet. Yani bunu kısaltmışız. Laiklik, dinle devlet ilişkisini ayıran bir araçtır. Bunu niye kurulmuş? Burada devletin dini olmaz, devletin etnik kimliği olmaz. Cumhuriyeti kurarken Mustafa Kemal Atatürk kurdukları zaman şöyle bir şey. Bu coğrafyada yaşayan, bu topraklarda yaşayan halklarla birlikte kurduğumuz devletin ismi Cumhuriyet'tir demiş. Milletine Türk denir demiş. Etnik kimliği ne olursa olsun eşit yurttaştır. Etnik kimliği ne olursa olsun eşit yurttaştır. Din ve inanç hürriyeti serbesttir. Herkes istediği inancı yaşayabilir. Ve bu da anayasada var. Sayın. Bunun içinde Diyanet kuruldu. Diyanete de bu din hizmetlerini verme görev verildi. Bugüne kadar ne Suriyelisi gidip Diyanet'in kapısını çaldı. Ben evet. onlara da bunu söylüyorum. Evet. Bana da hizmet vereceksin. Ne Ermenisi, ne Ortodoksu, kendisini nasıl tanımlıyorsa, hiçbir inanç lideri gidip kurumu bunu yapmadı. Şimdi bunu buradan geçelim de. Benim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Köln Camisi'nin açılışına gelmesi, bizim burada biz Türkler olarak hayatın her alanında varız. Biz doktoruz, biz hakimiz, evet. savcıyız, mühendisiz. Biz işvereniz, biz işçiyiz. Hayatın her alanında varız. Ve evet. bu olay bizim hayatın her alanında olduğumuz için çok etkiliyordu. Doktora gidiyorsun, orada konuşulan laf, ya Türkiye'nin, Almanya'nın durumu ne olacak? Bir belediyeye gidiyorsun, orada ruhsat işi konuşacağına bu konular geliyor gündeme. Şimdi bundan bir an evvel inşallah Türkiye kurtulur. Bu Almanya, Türkiye, burada sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşüyor. Ben onu da sıralayacağım bir hızlı geçmek için. Tamam. Ben bugün Alman haberlerinde arabayla giderken haberleri dinliyorum. Bir haber dinledim, çok üzüldüm. Evet. Yani biliyorsunuz Köln Belediye Başkanı bağımsız birisidir. Evet. Parteilostur. Şimdi bunu davet edip konuşma istemiş. İki dakika, bir dakika. Hayır bayan diye konuşma veremeyiz demişler. Şimdi bu böyleyse çok ayıp bir şey. Evet. Yani bu böyleyse çok ayıp bir şey. İki, biz Almanya biliyorsunuz ihalet sistemine yönetiliyor. Yani Köln Belediye Başkanı protokol olarak Angela Merkel'le aynı noktadalar. Evet. Sen Köln'e geliyorsun, Köln şehrini yönetiyorsun. Köln'ün başbakanı. Yani Köln'ün evet. başbakanı. Evet. Sen bunu niye davet etmezsin? Ne olur iki dakika konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur? Şimdi bu da yanlış. Bugüne kadar AKP'nin insanları böyle Türkiye'deki etnik kimliğinden ayrıştırarak söylemini Avrupa'ya getirdiler.
İnşallah bu söylem Avrupa'dan çıkar. Din ve inançları getirdiler. Türkiye'deki söylemi Avrupa'ya koydular. İnşallah çıkar. Ve biz İslam'ı fobiden kurtuluruz. Evet. Artık öyle bir hal aldık ki İslam fobi üretildi bu söylemlerden. İnşallah bunlar çıkar, kurtulur. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bizim bu ülkeyi biz gittik, dövdük, onu yaptık, bunu yaptık diye bir Avrupa ülkesi nasıl söylemiyorsa, bizim Türk basını ben okuyorum, bunlarda sanki biz Avrupa'yı dövmüşüz gibi. Evet. Ya böyle bir şey yok. Şimdi birisi sizin yanınızda çalışan bir iş yeri olarak sayın arkadaşımız işverenler derneğidir. Bir iş yerinde nedir? Kurumsal kimliktir. Kurumsal kimliğin içinde çalışan mekanizmalar vardır. Evet. O mekanizmalardan bir tanesi A birimi çalışmıyorsa, A biriminde birisi yanlış yaptıysa onu o birimden alacaksın, düzelteceksin. Bugüne kadar bizim kurumsal kimlik olarak baktığımız zaman Türkiye'de buraya gelen bu işleri ortaya koyan bakanlarımız kimlerse, bu işi bu hale getirenler kimlerse, zaten onlar şu anda görevde de yoklar anladığım evet. kadarıyla bu da görüldü. Bundan sonraki siyasilerimiz buradaki yaşayan toplulukta insanların hayatını etkileyecek bir eylem ve söylem yapmayacaklarına inanmak istiyorum. Biz sivil toplum kuruluşu olarak ben ne yaptım? Ben burada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sempatizanıyız. Evet. Bizim parti burada bir şey kuramıyor, evet. edemiyor. Biz bir dernek kurmuşuz. Derneğin ismini uydurduk. Yani Cumhuriyet Halk Platformu CHP oldu. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organik bağı değiliz. Evet. Biz sivil toplum kuruluşu. Perdeyi bir kurmuşuz. Yani. Evet. Bu anlamda da ben bir iş adamı olarak bir sosyal sorumluluk bazında bir proje hazırladım. Evet. Epey de para harcadık buna. Bu nedir? Benim 60'lı yılından bugüne kadar gelen hikayem. Evet. Yani Almanya... Göçün hikayesi. Göçün hikayesi. Bu evet. hikayeyi biz şu noktaya getirdik. Getirdiğimiz nokta nedir? Ya biz burada yıllardır Almanlarla iç içe yaşamışız. Bakın ne Almanların milli davalarına karışmışız. Ne Alman birliğinin varlığını evet. yok sayan bir olaya karışmışız. Tamamen bütün dil bilmemekten kaynaklanan zorluklara rağmen dili öğrenmeme, yani ne o dönem gelen yurttaşlarımız ilkokul mezunu bile değil. Adam Türkçeyi bilmiyor ki Almancayı öğrensin. Evet. Tüm bunlara rağmen entegrasyonu sağlamışız. Hala da entegrasyonu sağlıyoruz. Evet. Çünkü uyum konusunda bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız yok. Evet. Bunu da işte bu filmi ben kaç aydır, ben 5 aydır VDR'de bedava yayınlatacağım. Bu 8 bölümlük bir film, 9 bölümlük bir film. Hala yayınlanıyor. 45 dakikaya bölersen 12 bölüm oluyor. 1 saate bölersen memnun oluyor. Ya dedim önce siz yayınlayın, bir jest olsun. Bakın bu barışı, entegrasyonu, hep bir sürü para veriyorsunuz entegrasyona. Ben bedava veriyorum size. Önce siz de yayınlansın, sonra Türk televizyonlarına vereceğiz. Ya daha olumlu cevap alamadım. Evet. Yani niye? Filmin içerisinde siyaset... Türkiye'yi karalayan ya da o birini bilmem ne yapan bir şey yok. Ben onu anlıyorum. Başka bir şey anlamıyorum. Hayır başka olur yardımcı canım. O zaman buraya yardımcı olabilir. Ya Salih'cim bu işin içine sen de varsın ya. Bu benim değil ki. Benim meselem değil hepimiz. Hiçbir Özgür Türk'ün filmi diyorsunuz. Evet. Tamam yani yardımcı olalım. Tabii. Yani. Yani bütün gayem ne? Bununla biz bir kıvılcım da olsa bir şey ne bileyim Özgür Türk markasıyla yapılmış bir film bu. İçinde kimseyi dışlayan bir şey olmadığı gibi bizim nasıl entegrasyonu sağlamışız? Onu anlatayım. Gözler önüne seriyor. Evet, belgeleriyle, yani, belgesiyle, pratiğiyle. O biriyle evet. adam evet. gitmiş ibadetini Bodrum'da yapmış. Bodrum katında sonra para toplamış, cami yapmışlar. Evet. Bunu Suriyeliler de böyle yapmış. Bunu Türklerdeki Sunniler de hepsi aynısını yapmış. Evet. Ama evet. bütün gayede, hedefte evet. entegrasyon var. Yani barış var işin ucunda. Evet. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının bu tür işler yapması lazım. Evet. Buna da hız vermemiz lazım. Yani ben bir şeye daha üzülüyorum. Camilerde bir videolar dolaşıyor. Adam kalkıyor işte demokrasi uygun değil. Biz bunu işte şeriat sisteminden yöneteceğiz. Ya bunu... Kim nerede yayınlıyor? Ya buradaki camilerde yapılan bir şey sosyal medyada gördüm de ona da üzülüyorum. Allah. Şimdi din inanç temsilcilerinin kalkıp asker elbisesi giyindirmiş falan çocuklara evet. savaşa hazırlık yapıyor gibi. Cihat yaptırıyor. Size falan. Bir şeyin garantisini vereyim mi? Abi yanlış şey söyleyeyim. Hayır şunu söyleyeyim. Şeriat kıyamete kadar şeriatla yönetilen hiçbir dünyada ülke olmayacak.
Benim inancıma şimdi göre. Olur da olmaz yok, da olmayacak. Mesele değil. Yok ya bu bir şey. Sistemdir, bir yani yapıdır. Ama yok işte hayır. Olmayacak. Sevgili Zeki. Yanlış bir şey. Ben yani şunu yanlış. Söylüyorum. Yani onu diyen de yanlış ben, söylüyor. Yani. O zaman inanmıyorum. Ben dünya vatandaşı olarak ben öyle görüyorum kendimi. Çünkü artık topraklarımız yani sen Türkiye'den bir zeytin ağacını getir buraya dik. Evet. Zeytin ağacıdır. Evet. Meyve verdiyse iklime uyum sağladı. Evet. Ben bir Türk'üm. Evet. Buraya geldim. Alman vatandaş oldum ama hala Türk'üm. Evet. Meyve veriyorsun ama bizim meyveyi veriyorsun. Ya uyum sağlamış. Şimdi efendim bunu bu olayı böyle görmemiz lazım. Şu anda yani bu tür olaylardan da ben bunu niye söylüyorum? Bunu gören, duyan arkadaşlarımız gidip diyecek ki ya sen bizim din temsilcisi, inanç temsilcisi sen bunu yapamazsın. Sen camide askeri elbise giyip adamlara eğitim verdiremezsin. Bu bize zarar veriyor arkadaşım. Biz buradan sivil toplum kuruluşu olarak bizleri hem bunun önüne geçeceğiz hem gideceğiz devletin erkanlarına. Türkiye'dekine de Almanya'dakine de. Ya siyasetinizi yapın kardeşim. Birbirinizle kavga mı edeceksiniz? Evet. Berlin, Ankara kendi aranızda kavga edin. Ama bunun topluma yansıyacak. Evet. Hayatın diğerlerine yansıyacak şeylerden lütfen vazgeçin. Tamam. Şunu söyledim. Demin şeriatla ilgili mevzuyu söyledim ama askerlik mevzusuyla Çanakkale ile ilgili hazırlanan bir piyes, bir skeç. Çocuklar Çanakkale yani sonuçta Çanakkale'de sadece biz yoğuz. Çanakkale'de Afgan'ı var, Pakistan'ı var, Suriyelisi var, Alman'ı var. Yani hep herkes orada. Çanakkale destanı ile ilgili camide ki yani sonuçta bir skeç hazırlıyorsun. Üstünde de ona uygun formaların olması lazım. Ben de gençliğimde oynadım o Seyit Onbaşı'nın hikayesini. O yüzden adama şimdi ben Alman veya ne bileyim bir ya başka bir şey. Ya ben derdim o değil ki onu yapsın. İşte onu ama canı yapmasın. Ama Almanya'da işte gündeme taşınan işte yanlış burada i̇şte algı operasyonu oradaki, var. Biz de ona diyeceğiz ki bu işi yapmada engel yok. Evet. Biz hem Çanakkale'de bizim Türkiye'nin milli misakındaki bütün topraklar da bizim, Kars da bizim, Sarıkamış da bizim, Sarıkamış'ta da bizim, ölen askerler de bizimdir. Evet. Ruhları şad olsun, yok yerden insanlar orada öldürüldü. Bunları korumak, yürütmek, yapmak bizim görevimiz, yaşatmak bizim görevimiz. Ancak bunu yapan kurumun ismi din hizmeti veren bir kurum değil. İşte sivil toplum, ben bir para harcıyorum, sivil toplum kuruluşuna film yaptırıyorum. Ben gitsem Salih Bey'e desem ki ya bir şurada şu skecin şeyini hazırla getir şu üniversitenin aulasına koy. Mutlaka verir. Ya da diğer Ahmet arkadaşımıza ya iş adamlarına söyle. Bu bizim bir genel kültürümüzdür. Bu kültürel bir olaydır. Belediyeler de destek verir. Bunu buralarda yaparsan kimse bir şey demez. Yanlış zaman yanlış mekan sıkıntı söz konusu. Ama sloganlar da çok önemli. Yani sıkıntı. Sloganlara ne diyor? Demokrasi diyor şeydir diyor. Ucubedir diyor. İslam'a dair lan ucube diyor. Yani bunu diyenlerin hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Ben de bunun insanlar arasında bu tür söylemleri söyleyenlerin engellenmesi için söylüyorum. Tamam onları zaten biz de tasvip etmiyoruz. Ne Salih ne ben ne Ahmet hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Öyle de bir şey olamaz. Son iki dakikamız mıydı? Bir dakikamız, son bir dakikamız. Söyleyeceğiz ama reklamlardan sonra gireceğim o son bir dakikaya. Çok kısa bir şey söyleyeceksin sen herhalde. Diyecektim ki yani... Gençlere burada çok önemli bir rol düşüyor. Evet. Bu partiye bakmaksızın bir hamle yapılması gerekiyor. Siyasi açıdan. Gençlerin siyasete açılması açıdan. Kesinlikle. Yani bizim Türk komünistlerinden bahsediyorum. Çok kısa onu toparlayamayacağım şimdi. Hemen. Toparlayamazsın herhalde onu sonra reklamlardan sonra birazdan toparlar. Evet tamam. Onu müsaade edersen. Tamam o zaman birazdan son bölümde onu toparlarız. Peki. Çok kısa tabii. Evet evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi konuklar zaten bir konuşuyor bir bölüm bitiyor ya. Tabii toparlaması çok zor. Evet şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Net Helal'in sunduğu Avrupa Masası devam edecek. Kalem 500 çakmak baskı dahil sadece 249 euro. 1000 metal kalem lazer baskı dahil sadece 399 euro. 5000 adet 6 sayfalık el ilanı renkli baskı ve tasarım dahil sadece 399 euro. 500 adet plakalık baskı dahil sadece 799 euro. 500 ruhsat kabı baskı dahil sadece 699 euro.
100 şemsiye baskı dahil sadece 599 euro. 1000 plastik kart sadece 399 euro. 2 metreye 60 santimetre branda renkli baskı dahil sadece 99 euro. 10 tişört 10 önlük baskı dahil sadece 199 euro. 2 metreye 1 metre duvar resmi çerçevesiyle beraber sadece 199 euro. 100 stres çarkı baskı dahil sadece 149 euro. Roll-up renkli baskı dahil sadece 99 euro. Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır. Acele edin, karlı çıkın. Avrupa'da reklam, Avrupa Reklam. www.avrupareklam.com Reklamın Avrupa'daki adresi. Ya tıkla ya da ara. Uçağınız gecikti mi? İptal mi edildi? 600 euroya kadar tazminat hakkınızı kaçırmayın. Ücretsiz başvuru için bizi arayın. 0231 993 653 36 uçakmağduru.com. Yarın var. Çünkü biliyoruz ki su paha biçilmez bir nimettir. Dünyanın hiçbir yerinde su olmadan yaşam sürmüyor. Bu solmuş gönüllere, bu yanmış yüreklere hayat vermek için şimdi bağış yap. Islamic Relief, birlikte daha iyi bir gelecek için. 118-83 Bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisimiz, dost servisimiz, kaliteli servisimiz. 118-83 Neden bağış yapıyoruz? Dayanışma. İnsanlık. Çok büyük sevaptır. Paylaşmak. Yardımlaşmak. Komşusu aç yatan bizden değildir diyor Peygamberimiz. Diyelim ki geliyor aylığımız, bir kısmını veremiyorsak vay halimize. Herkesin yardım etmesi insani olarak çok doğaldır. Herkes üstüne düşeni yapsa dünyada aç insan olmaz, mutsuz insan olmaz. İslam Relief'e güveniyorum, online bağışlıyorum. Yerine ulaşacağına inandığım için yani, İslam Relief'e güvendiğim için. Atlas Global ile Köln'den İzmir'e aktarmasız direkt uçun. 30 kilogram bagaj hakkı, ücretsiz sıcak yemek ve içecek servisi, ekonomik fiyatlar. Acentenizden ısrarla isteyin. Aerojet, bizde gerçek misafirsiniz. Size özel ne varsa setesu-shop.de'de. Online mağazamıza her nerede olursanız olun akıllı telefon ve tabletlerinizle ulaşabilirsiniz. Hac ürünlerini, evinizi süsleyen dini tabloları, hediyelik ürünlerini inceleyin, beğenin, sepetinize yükleyin, satın alın ve kapınıza gelsin. setesu-shop.de ile kolay ve kazançlı alışverişi yaşayın. Köln merkezimizde yeni açılan Didip Center hizmete girmiştir. İpek Almanya Ahın mağazasında birinci yaş günü özel muhteşem fiyatlar. Forever koltuk takımı 799, Vest koltuk takımı 1199 euro. Bitmedi. 162 bazalar 699 euro değerinde yatak hediyesiyle birlikte sadece 899 euro. Yeni sezon ürünler, sürpriz fiyatlar ve 50 kilometreye kadar ücretsiz teslimat fırsatı İpek Mobilya, Duisburg ve Ahın mağazalarında. Yalçınak Uygulamalı Kaynak Teknolojili Eğitim Merkezi. Profesyonel meslek içi eğitimde kapsamlı deneyimle planlama, konsept oluşturma ve gerçekleştirme, el becerisiyle değerlendirme ve kişisel meslek içi eğitim programları, Avrupa geneli mesleki geçerlilik. Kalifiye eleman, yenilikçi teknoloji ve kalite. Yalçınak, kaynakta öncü isim. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Zilfiş, sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Zilfiş. Sosyal güvenlikte sorularınız cevap bulmaya devam ediyor. Emeklilik aylıklarından bağkur zorunluluğuna,
yurt dışı borçlanma kanun mevzuatlarındaki son değişiklikler, otomatik bilgi paylaşımında dikkat edilmesi gerekenler, Türkiye'de boşanmada hızlı davranmanın avantajları ve mal paylaşımı, tanıma, tenfiz davaları neden hızlı açılmalıdır, mirasla ilgili tüm konular, Türkiye'den yurt dışına ihracatta ve tanıtımda teşvik, indirimlerin yanı sıra tüm mevzuat. Eğer Türkiye'de birkaç gün çalışma yapmak istiyorlarsa bizim onlara her zaman tavsiyemiz şu yönde. Sosyal Güvenlik her cuma saat 22'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Avrupa arenasında. Almanya'da ya da Avrupa genelinde zaten bir var olma savaşı içerisindeyiz. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Kesinlikle asimilasyon politikasına karşıyız. 60 yıldır Almanya'dayız. Kendimizi daha hala yabancı gibi görüyoruz. Almanya'daki siyasetle pek ilgilenmiyorum. Ben daha çok böyle Türkiye'deki siyaset ilgimi çekiyorum. Terör örgütlerinin yeteni batı dünya. Belirli yerlerde alışveriş yapmamak en basit aslında yapabileceğimiz eylemdir. Oğuzhan Erkmen'in moderatörlüğünde Kanal Avrupa stüdyolarında canlı yayınla ekrana geliyor. Almanya'da yaşayan Türk toplumu olarak çok önemli görevlerimiz var. Avrupa'da yaşayan Türk gençleriyle Avrupa Arenası her cumartesi saat 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'yi eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta zorluk çekeceğiz. Sorunlarla Bulgaristan Türkleri, Kosova Türkleri diyor. Orada dedelerinin babalarının mezarları olan insanlar diyor. Çözümlerle ben buranın bir parçasıyım, burada doğdum, burada yetiştim, iki dile hakimim. Projelerle kitle kuruluşlarımız acaba gençlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Avrupalı Türklerle biz asker toplumuz, bizde askeri olmayan her şey sivildir. Usta gazeteci Muhsin Ceylan'ın moderatörlüğünde Kanal Avrupa stüdyolarında tüm detaylarıyla canlı yayınla ekrana getirmeye devam ediyor. Dünyaya İslam'ın günümüzde bilhassa söyleyecek çok sözü var. Konuşulmayanların konuşulduğu Ateş Çemberi, Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Boş kar servisi Duisburg Rheinhausen adım adım sıla yolunu sunar. Avrupalı Türklerin Sırbistan'daki ilk durağı olan Bosporus Otel'in katkılarıyla Avrupalı Türklerin Sıla'dan dönüş hikayeleri tüm detaylarıyla ekrana geliyor. Kasım'dayız. Adım adım Sıla programımız devam ediyor. Bizim insanımız. Bizim insanımız sloganıyla arabayla vatanına gidip geri dönen Avrupalı Türklerin yolculukla ilgili görüşleri. İyi karşılanmak istiyoruz. Nereden geliyorsunuz efendim? İstanbul'da. Ve canlı bağlantılarla sesi oluyor. Adım adım Sıla yolu pazar saat 14'te canlı yayınla Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.
şimdi Kanal Avrupa zamanı. Avrupalı Türkler tarafından kurulan ilk Türk televizyonu Kanal Avrupa, Alman yayın lisansıyla, Duisburg merkez stüdyolarıyla Avrupa ve Türkiye'den 7 gün 24 saat yayınlarına 2004 yılından beri ilk günkü heyecan ve enerjisiyle daha güçlü devam ediyor. Canlı yayınları, tartışma ve bilgilendirme programlarıyla Avrupalı Türkleri ekran başında buluşturuyor. Stüdyolarımızdan seyircili olarak müzik, eğlence ve sosyal içerikli yapımlarla Avrupalı Türklerin duygularını, sevinçleri ve hüzünlerini en doğal haliyle ekrana getiriyor. Kanal Avrupa köprü olmaya, sağduyulu yayıncılığa, Avrupalı Türklerin en güçlü platformu olmaya devam ediyor. Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin televizyonu. Net Helal'in sunduğu Avrupa Masası devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası son bölümdeyiz. Ahmet'in bağlayacağı bir şey vardı herhalde, değil mi? Onu istiyorsan sonra Salih abiyle. Bak, Salih'e söz geçtikten sonra bağlamayı zor yaparsın, onu söyleyeyim. Tamam. Valla benim için fark etmez. Bana sözü veriyorsanız tamam, konuşurum. Değilse sıramı beklerim. Sen yine sen başla. Tamam. Ahmet beklesin. Şimdi bir önceki bölümde Günay Bey muhteşem konulara değindi. Böyle evet. Gerçekten çok konu başlıkları itibarıyla hakikaten böyle ince eleyip sık dokuyacağımız konular vardı içerisinde. Evet. Ben bunu kendisine o anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli konulara evet. değindi. Bir şey Türk toplumu olarak, Türk devlet olarak evet. da şunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani sahadaki başarımız yani elbette şu anda son yıllarda ciddi gözle görülür bir noktaya ulaştı. Evet. Yalnız masa başı siyasetimizi çok çok daha geliştirmemiz gerekiyor. Masa başı siyasetinde maalesef arzulanan ve istenilen düzeyde değiliz. Dolayısıyla yeni süreçte de özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem jeopolitik konumu hem de ticaret, ekonomi alanındaki gelişmişliğini masa başında da dünya kabul ettirebilmesi için de hem dünyanın çeşitli platformlarında, Birleşmiş Milletler olsun diğer platformlarda masa başı siyasetini çok daha ileri düzeye taşıması gerekiyor. Bu da tabii ki bir ekip çalışmasıdır. Yani liyakatli bir ekibin veya daha donanımlı bir ekibin muhtemelen şey yanlış olur ama elbette liyakatli ekip vardır evet. ama daha donanımlı bir ekibin Sayın Cumhurbaşkanımızı bu süreçte desteklemesi peki, gerektiği diasporaya sokayım bu arada. Diaspora önemli mi? Sizin tabii ki bu onun işte, bir parçasıdır yani nihayetinde. Evet. Ama dediğimiz gibi masa başı siyaset çok çok önemli. Tabii biz bunu nerede hissettik? İşte en son olarak UEFA'nın 2024 organizasyonu ile ilgili olarak işte Almanya'ya vermesi bu masa başı siyasetin evet. etkinliğini hissettirdik burada. Yani orada bunu yaşadık gördük. Yani. Tabii ki. Türkiye'nin evet. Özellikle teknik altyapı donanımı ve evet. bilgi itibariyle bunu kaldırabilecek bir şeyde herhangi bir sıkıntı görmediler. Burada tamamıyla etken masa başı siyaseti oldu. Almanlar bunu daha önceki yıllarda olduğu gibi biz onun tarihinde şöyle tarihsel süreci değerlendirdiğimizi de görüyoruz. Çok başarılı bir şekilde yapıyor. Günay Bey bir diğer noktaya vurgu etti. Ben kendisine tamamıyla orada konuda katılıyorum. Özellikle yeni süreçte Türk lirasının hem iç piyasada hem dış piyasada ikili ilişkilerde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın farklı platformlarda birçok sefer dile getirmiş olduğu gibi ticaretin Türk lirası üzerinde yapılmasını vurgu yapıyor. Evet. Bakın bir şey unutmayalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası ki dünyada kurulan ekonomik düzende Almanların Leitwährung dediğimiz bizim işte Leitwährung'da anladığımız rezerv para birimi dolar olarak geçmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası doların karşılığı olan altın rezervleri vardı. Bu altın rezervler dünyada en güvenli ülkelerde saklanırdı. Bunlar Amerika İsviçre, Birleşik Devletleri, İsviçre'den ziyade İngiltere ve Amerika Birleşik evet. Devletleri'ydi. Ve zamanla bu doların karşılığı, yani muadili, evet. doların rezerv para olarak muadili altın olduğu için ticarette de iki ülke ticaretindeki ilişkiler dolar üzerinden yapılıyordu. Peki ne değişti?
Çok şey değişti. Bakın hatırlayalım. Daha doğrusu yaşı itibariyle birçoğu muhtemelen bunu bilemeyecektir ama mesela Fransa'nın devlet başkanı 1960'larda adı gelmiyor. Chirac. Chirac değil. Yok, yok, ondan değil. Önceki. Neyse. İlk evet. defa dolar üzerinden ticarete karşı çıkmıştı kendileri. Evet. Neyse. Aklı gelmiyor ya. Evet. Çok ilginç ya. Takıldı. Kaçlarda? 64. 64'lerde. 64'lerde. Tamam. Ve kendisi... De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle de, Chirac da karşı. Havaalanı var ya Paris'te, evet. De Gaulle, evet. Karşı çıkmıştı ve siyasi hatırını 6 ayda bitirdiler. Evet. Evet. Şimdi şunu şuraya gelmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri dünya ticaretindeki ekonomik hacmin, özellikle dolar üzerinden yapılan bu alışverişin ciddi manada şeyini yiyor. Günlük ihtiyaçlarını bu light fairing veya rezerv paradan gelen komisyonlardan dönüyor. Şu anda Amerikan hazinesi %104 borçlu. Yani faiz borcu. 22 trilyon dünyaya borcu var adamı ya. Borcu var. Evet. Light fairing sistemiyle beraber özellikle işte bu rezerv para sistemiyle dünyada yapılan tüm ticaretlerdeki gelirle ayakta şu anda. Evet. Hatırlayalım Obama döneminde hatırlıyorsanız hatta Çin evet. iftar çekmişti şeye Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir dönem senato bütçeyi onaylamayınca maaşları bile ödeyememişlerdi. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın son yıllarda özellikle vurgu yaptı. Hem Birleşmiş Milletler'in ikili ülkelerdeki münasebetlerinde kendi para birimimizi kullanmak çok çok önemli. Evet. Neden önemli? Kendi para birimimizi kullandığımız zaman Amerika'nın oradaki etkinliği azalıyor anlamına geliyor bu. Ve Amerika dünya siyasetindeki etkinliği parasal etkinliği, parasal etkinliği. Evet. Tabii ki bu şunu da göz ardı etmeyelim. Ekonomik etkinliğini besleyen Amerika şeydir, silahtır. Evet. Evet, onu ayakta tutan tek silah faktörü vardır. Evet. Dolayısıyla Amerika'nın dünyadaki bu etkinliğini kırabilmek için Batı da bunu görüyor. Batı derken burada Amerika'yı kastetmiyorum, Avrupa Birliği'ni. Avrupa Birliği ülkeleri, İskandinav ülkeleri. Evet. İskandinav ve diğer ülkelere bahsediyorum. Doların rezerv para olmaktan çıkarılması gerektiğini hatta yeni süreçte de ekonomistlerin özellikle gündeme taşımış olduğu elektronik para birimlerinden bahsediliyor. Sanal. Sanal para birimlerinden bahsediliyor. Acaba bunlar rezerv paranın yani doların yerine geçebilir mi? Bu konuşuluyor. Eğer biz bu Türk lirası yani biz kendi eksenimizde şunu görürsek eğer iç piyasadaki duruşumuzu Türk lirası üzerinden yaparsak Türkiye'nin hem ekonomik daralmadaki özellikle bu dolar kriziyle beraber görmüş olduğumuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi de son yıllarda ülkemizin gelişmişliğinin altında yatan tüketim ekonomisinin ciddi manada gelişmiş olmasıydı. Üretim ekonomisine verilen, üretim ekonomisi ve Ar-Ge'ye verilen payın çok minimal kaldığı ve üretim ekonomisini ekonominin aslan payı noktasına çekmediğini sürece de tüketim ekonomisiyle ayakta duran ülkeler bu tür dolar operasyonlarıyla bunu Brezilya'da hissettik, Arjantin'de hissettik. Diğer ülkelerde Rusya'ya da uygulamaya çalıştılar. Rusya'da uygulamaya çalıştık, evet. Hissettik. Rusya'nın şöyle bir avantajı var. Rusya, Sovyetler, Sosyalist Sovyetler Birliği dönemindeki silah savunma sanayinin gelişmiş olması ve işte enerji şeyine hakim olması Sovyetler Birliği'ni farklı noktaya taşıyor. Peki biz üretim ekonomisine geçerken Türkiye olarak neyi yanlış yaptık bu zamana kadar? Tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İnsanların yani günlük yaşamda bazı ihtiyaçları vardır. Evet. Bu ihtiyaçlar zamanla giderilmesi gerekiyor. Bizim Türk toplumu olarak yapısal olarak yani ataerkil bir toplum ve lükse düşkün bir toplum formasyonu oluştu maalesef. Bunu kırmamız gerekiyor ve o anlamda da bu dönüşümü sağlarken de fikirsel olarak da bu dönüşüme ihtiyacımız var. Aynen. Ben bunu bir kenara bırakıyorum. Evet. İkinci konuya gelmek istiyorum. Özellikle Günay Bey de onu gündeme taşıdığı için belirtmekte fayda var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Köln'e geliyor. DİTİB'in Merkez Camisi'ni açmaya geliyor. Evet. Şimdi ben süreçli olarak sadece kısa bilgi olması açısından aktarmakta fayda görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'daki tek muadili Steinmeier'dir. Evet. Muhatabı. Yani, muhatabı evet. Steinmeier'dir. Eyalet düzeyinde ise ki muadili
muhatabı Laşet. Armeni Laşet'tir. Evet. Eyalet başbakanıdır. Bayan Raker ve Bayan Raker dün evvelsi gün kendi sosyal medya sayfasından bir açıklama yayınladı. Ama daha öncesinden Alman gazetelerine, yani Kölner Stadt'tan saygı olsun, evet, Express olsun, diğer gazetelere 3 veya 4 tane demeci oldu. Bu 4 demecinde de DİTİB yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve DİTİB yetkililerine kendisinin programa iştirak edeceğini, tek şartının konuşma şartı olduğunu ifade etti orada. Evet. Ve bunu deklare etti. Gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlandı bunlar. Kölner Stadt'ta da yayınlandı, diğer gazetelerde yayınlandı. Ve bununla ilgili bir tekzip de gelmedi. Yani bu açıklamaları kendileri bizatihi yaptı. Peki ne değişti orada? Değişeni anlatayım size. DİTİB yönetimi yarınki programın şekillenmesi, nihai şekillenmesini ancak bu hafta salı günü karar verebildi. Bunu DİTİB yönetimi inisiyatifiyle olan bir olay değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nın özel koruma ve Alman güvenlik güçlerinin, güvenlik kuvvetlerinin toplantısı sonrası program netleşti. Dolayısıyla daha öncesinde herhangi bir program gönderme ve davetiye gönderme şansları yoktu. DİTİB'in resmiyette yoktu. Bayan Raker aynı gün akşamı bir sosyal medyada açıklama yapıyor. Daha öncesinde kendisine herhangi bir davetine gitmediğini, programdan haberdar olmadığını ve konuşma yapmak istemediğini, o anlamda da katılmayacağını ifade ettim. Bunlar da doğru değil. Bayan Raker'e daveti doğru, yazılı daveti gitmedi. Kendisiyle görüşüldü. Hem bizatihi görüşüldü hem telefonla görüşüldü. Kendisinin oluru alındı. Konuşma metniyle ilgili olarak bakın bir şey kaçırmayalım. Almanların programlarına iştirak edin. Size eğer orada bir konuşma verdiyseniz sizin konuşma metninizi talep ederler. Önceden isterler, evet. Bu bakan bile olsa, başbakan bile olsa konuşma metni önceden talep edilir. Bayan Raker'in burada bir özel bir durumu yok. Aynı konuşma metni kendisinden de talep edildi ve haklı olarak da talep edildi bu. Bayan Raker'in burada bir de şöyle bir konumu var. Günay Bey ifade etti. İşte partiler üstü bir, yani diğer partilerin de destek verdi. Bakın Bayan Raker sadece sosyal demokratlar desteklemedi. Hristiyan demokratlar, sosyal liberaller ve diğer partilerin ortak desteğiyle çıktı. Unutmayalım, bu ziyarette ne sosyal demokratlar, ne Hristiyan demokratlar, ne sol parti, ne yeşiller, hiçbiri bu işi yapmıyor, kabul görmüyor. Benim tespitim şudur ki Bayan Raker maalesef bu konuda yerel siyasete kurban düştü. Şöyle kurban düştü. Belli ki gazetelerde verdiği mesajlarla rahatsızlık duyan seçmeni kendisine sosyal medyanın bu açıklamayı yapmayı zaruri kıldı. Yani Bayan Raker'in konuşma metnini daha önce Bayan Raker'e konuşma yapmayacaksın söylemedi. Bakın bunu da özellikle altını çizerek belirteyim. Konuşma metni öncesinden talep edildi. Kendisi konuşma metnini paylaşmadığı için böyle bir tepki verdi. Evet. Daha doğrusu bu konuda çizgi çizdi, yan çizdi diyelim. Ama bakın bu çizgiyi biz nerede görüyoruz? Eyalet düzeyinde de görüyoruz. Aynı şeyi Sayın Armin Laşet de yaptı. Bakın Armin Laşet'in yine gazetelerle ki beyanatlarını sizinle burada paylaşıyor, kamuoyuyla da paylaşıyor. Gizli bilgi değil nihayetinde gazetelerde çıkan. Armin Laşet hem Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılamasını hem de DİTİB'in açılış programına birlikte iştirak edeceğini gazetelerde duyurdu bunu. Evet. Peki katılmayacağını ne zaman duyurdu? Katılmayacağını ta siyaseten, medyada bu gündem olduktan sonra, baskılar arttıktan sonra katılmayacağını ifade etti. Bak unutmayın Hristiyan demokratlardaki fikir ayrılıkları sadece şansölye düzeyinde değil, federal hükümet düzeyinde de devam ediyor. Ve yerel düzeyde de devam ediyor. Yani sadece değil. Ve Armin Laşet'in federal düzeydeki siyaset yapma hedefleri de var. O anlamda da kendisinin yine popülist siyasete yaklaştığını görüyoruz o anlamda da. Ama her halükarda Sayın Armin Laşet protokol gereği Sayın Cumhurbaşkanımızı yarın havalimanında karşılayacaktır. Evet. Görüşme de yapacaktır Sayın Cumhurbaşkanımızla. Ama cami açılışına gelmiyor. Ama cami açılışına yerel siyaset, popülist siyaseti göz önünde bulundurarak katılmayacağını ifade etti. Bunu deklare etti. Şimdi bakın
Şimdi AFD'nin zaferi yine olarak görebiliriz bunu. Bu şey AFD'nin zaferi yani sonuçta. Bir şey eleştirirken evet. Alman siyaseti evet. nasıl hareket ettiğini görmek gerekiyor. Evet. Bak yani Maas'ın olayında en yeni bariz olay. Yani şu anda belki Büyük Koalisyon, GroKo olarak gördüğümüz bu Büyük Koalisyon şu anda en tarihin en zayıf dönemini evet. geçiriyor. Maas'ın olayında bile evet. Irkçı tandası bir müsteşarın tabiri caizse terfi ettirilcesine İçişleri Bakanlığı'na aktarılması. Evet. Sonra kamuoyuyla oluşan baskıdan dolayı buradan geri çekilmesi federal düzeydeki siyasi basiretsizliğin bir örneğidir. Evet. Yani orada bile fikir ayrılıkları söz konusudur. Alman siyasetini biraz da kritik gözle iyi takip edersek buradaki faktörlerin sadece Türk tarafından kaynaklanan nedenlerden sebep olduğunu yapacaksınız. Sizler de tespit edeceksiniz. Yani karşılıklı. Sonuçta Almanların evet. bir tavrı var, bir duruşu şimdi var. Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesine geliyorum. Evet. Bakın. Günay Bey gündeme taşıdı onu. Bizim şu anda kabul edelim etmeyelim. Ben evet. bunu yıllarca ifade ediyorum. Şu anda tekrarlayacağım. Ve bu bir kez daha ispatlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'da, Almanya ziyaretinde bulunuyor. Köln'de, bakın onu da tamamlayıcı olarak ifade edeyim. Köln'de yarın onun üzerinde miting yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı miting. Onun üzerinde ve bunu Alman yetkililer kendileri onayladı. Onun üzerinde mitingler var farklı yerde. Yürüyüş ve mitingler olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle ilgili. Bunu da belirtmekte fayda var. Siz olmayacağını ifade ettiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Neumark'ta yapılacak yürüyüşler var. Hayır, farklı farklı alanında onun üzerinde miting var. CHP'nin yapmayacağını dedim ben. Ben de o mitinglerle haberim yok. Hayır, sizinle alakalı ifade etmiyorum yani. Karşıt mitinglerin olacağını ifade ediyorum. Maalesef 57 yıllık göç tarihimizde şunu tespit ediyoruz. Bizim STK'larımız veya daha doğrusu çatı örgütlerimiz diyelim. Avrupalı Türkler sırtında bir kambur olmaya devam ediyor. Bizim buradaki edinirliğimiz, yönlendirilmiş olmamız veya olaylara tepki vermemiz maalesef yine çok zayıf kaldı. Ve STK'lar şu anda bu sınavı da kaybettiler. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinde ciddi manada etkili olacak sivil toplum camialarımız şu anda adeta bir ölü toprak üzerlerine serpilmişçesine hiçbir ses ya da hiçbir proaktif yok, yani evet. Daha öncesinden bir hareket, bir aksiyon planı hazırlamadılar ve meydan tamamıyla boş bırakıldı. Burada bu ürkek siyasette maalesef STK'larımız sıyrılmak zorundadır. Ben ama STK'larımız yapısındaki bu hantal yapının bu toplumu temsil edemeyecek olmasının bir daha gösterdiğine inanıyorum. Evet. O anlamda sivil toplum camialarımızın son günlerdeki sınavını başarıyla geçtiğini görmüyorum. Kaybettiğini yani görüyorum. bir dizayn edilmesi gerekiyor sivil toplum kuruluşlarının tekrar. Maalesef öyle oldu. Bakın biz sürekli şikayet ediyoruz. Yapılardan evet. şikayet ediyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. Hiç adınız hiç duymadığınız kurumlar sözde evet. şey yapıyor. Oradalar mitingler yani. Yapıyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Evet. İşte Anti Erdoğan platform diye bir platform var. Hemen bir sayfasına giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz altında işte Sol Parti, işte bazı sendikalar, ondan sonra bazı partiler. Yeşiller, meşiller. Ondan sonra adına duyulmamış hiç uyduruk platformlar. Yani olmayan platformlar. Ama adamlar organize olmuş. Evet. Tamam mı? Ama bizim sivil toplum camialarımızda hiçbir hareketlenme yok. Ben şunu da görüyorum. Yani Alman medyası, bakın arkadaşlar. Alman medyası bağımsız değildir. Evet. Alman medyası, Alman derin devletinin verdiği çizgiler ölçüsünde hareket eder. Bu sol tandanslı medyadan evet. tutun sağ tandanslı medyaya kadar. Aynı dili evet, konuşuyorlar. Aynen doğru. Sivil toplum camiaları da herkes partileri aynı. Partileri de öyle. Partiler de dahil öyle. Yani. Evet. Uzun yıllar Alman yatırımcılarıyla beraber çalışıyorum. Son yıllarda özellikle Alman derin devletinin Türkiye'ye karşı ki hasmane tutumu. Bakın biz burada güzellemeler yapabiliriz. Evet. İşte Türk-Alman dostluğu evet. o yüzyıllara dayanır. Bu dostluk evet, gelişmek evet. zorundadır. Herkes her zaman söylüyor zaten de. Tabii ki bu güzellemeleri evet. yaparız, ifade ederiz. Evet. Temennilerimiz evet. bu yöndedir ama realite çok realite farklıdır. Bu değil. Realite şu anda ciddi manada hem Almanya hem Türkiye. Evet. Türkiye'nin konumlanma, yani Türkiye bir küresel aktör olma hedefinde. Küresel aktör olma hedefinde Almanya'nın etkinliği,
Orta Doğu coğrafyasında bulunmuş olduğu, jeopolitik olarak bulunmuş olduğu coğrafyada olduğu kadar gönül coğrafyasının bulunduğu ülkelerde bile Türkiye'nin etkisi hissedilir oldu. Bakın Birleşmiş Milletler'in yıllık geleneksel toplantıları vardı New York'ta. Evet. Sadece Cumhurbaşkanımız mazlum toplumlara yönelik eziyetlerden bahsetti. Evet. Farklı Myanmar'dan bahsetti, Filistin'den evet. bahsetti. Dünyanın dört bir tarafında yapılan zulümlerden bahsetti. Hepsinden bahsetti evet. İkinci bir ülke sayamazsınız. Yoktur öyle bir ikinci bir ülke. Biz sadece Türkiye'de bu fikirsel dönüşüme değil, tüm dünyada bu fikirsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu düşünenlerdeniz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu adımları, bu tabiri caizse Batı için ortodoks olan bu adımları Almanya'nın yeniden konumlamasına vesile oluyor. Ve Almanya şunu çok iyi biliyor. Almanya o konuda siyaseten gerçekten masaüstü siyaset, masa başı daha doğrusu siyaseti çok iyi biliyor. Bakın şu anda basın açıklamasında gündeme getirdikleri bir nokta vardı. İnsan hakları konusunda işte evet. fikir ayrılıkları bulunuyor. Evet. Ki Türkiye'deki insan hakları konusu Almanya'nın konusu değildi. Türkiye'deki insan hakları konusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konusudur. Yani eğer insan hakları sorunları varsa bu birinci derecede bizim sorunumuz. Basın özgürlüğü bunu sorunu varsa medyanındır yani bizim. Evet. Alman siyasetini bunu ilgilendirmez. Evet. Bu bizi ilgilendirir. Evet. Biz burada mücadele etmek zorundayız. Ama masa başı siyaseti o kadar etkin ki bakın İdlib konusunda yani Suriye konusundaki girişimlerde ve diğer farklı platformlardaki girişimlerde mutlaka sonuçlardan meyveleri toplama hedefindedir. Bu zihniyet devam ediyor. Yani emperyalizmin 18. 19. yıldaki emperyalizm zihniyeti şu dönemde farklı formlarda hareket ediyor. Biz sahada gereğini yapıyoruz evet. ama bu işin meyvesini, bu işin sonucunu yine batılı karar vermek zorunda. Türkiye ile evet saatim geldi onu diyorum. Tamam saatimiz geldi evet. hemen toparlayacağım. Evet. Türkiye ile yeni dönemde evet. masa başında oturulacak ve konuşulacak konular, siyasi konularda ortak mutabakatı bulunmazsa, özellikle evet, evet. Insan hakları konusunda, evet. diğer konularda mutabakatta gelinmesi zor gözüküyor. Ama ben özellikle birinci derecede ticaret, ekonominin gelişmesi ve o anlamda parasal konulardaki ortak hareket noktasında hem Almanya'nın hem Avrupa Birliği'nin hem ABD'nin hem diğer ülkelerin Türkiye ile bundan sonra çalışmak zarureti olduğunu gördüklerini evet. ve bu saatten sonra Türkiye'yi bir kenara atamayacaklarını kendileri de çok iyi bildiğini uzun ve orta ve uzun vadede Türkiye'siz ne bölge coğrafyasında ne küresel siyasette hareket edemeyeceklerini gördükleri için Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda birinci derecede protokol uygulaması evet. görüyor. Bunun tabii ki artı yönleri var. Şimdi evet. bunu nasıl okuyacağınıza bakar. Yani bunu işte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na verdiği ehemmiyeti olarak da görebilirsiniz. Bunu şöyle de okuyabilirsiniz. Almanya içerisindeki sıkıntılardan dolayı güvenliği sağlayamayacağı için uyguladıkları bir protokol olarak ama Putin'e de Trump'a da aynısını uyguladıklarına yani, göre o yani, bütünü görmekle. Bir şey eklersen iyi olur. Şimdi Türkiye'de bir bağımsız yargıya ihtiyaç var. Ve mal güvenliği, takı evet. güvenliğine ihtiyaç var ki yatırımcı gitsin oraya. Burada en büyük, en çok konuşulan, iş adamlarının arasında konuşulan bir gün seni siyasi bir mülazayla terör örgütü sahip mal varlığına el koyabiliyor. Şimdi bakın. Yani şimdi bu ortadan kalkması lazım. Bu kalkmadığı sürece bizim adalet mutlaka herkes için şart. Yani adalet yarın bizim için de evet. gerekecek. Hepimiz için gerekli bu. Burada en fikiriz. Burada bunu tartışmıyoruz. Ama bir şey unutmayın. Bakın. Dünya piyasalarında Batı'ya, ABD'ye giden sermaye son 15-20 yılda ciddi manada geri döndü. Nereye döndü biliyor musunuz? İşte onu vurgulamaya çalışıyorum. Bu sermayenin büyük bir kısmı şu anda yeni küresel aktör olma Türkiye, Rusya, Çin'e dönüyor artık. Evet. Batı'daki borsalardaki Arap sermayesi öncelikli olarak, Arap sermayesinin geri çekilmesi, Batı çizgisinde hareket etmeyen ülkelerin sermayelerini geri çekmeleri Batı'yı o anlamda ciddi manada rahatsız ediyor. Bunların temelinde yatan parasal faktörlerdir arkadaşlar. Bu parasal faktörleri Batı çok iyi görüyor, gözlemliyor. Bu gözlemlemesi sonucudur ki Türkiye ile bu sıkıntıları şey yapıyorlar, sürekli gündeme taşıyorlar. Arap Baharı'ndan bahsettik. Arap Baharı'nda demokrasiden bahsedildi. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar gerçekçi olalım. İnsan hakları, demokrasi bunlar yani yanlış anlaşılması utopik şeylerdir. Siz bakın savunma sanayiniz evet. güçlü olsun. Ekonominiz güçlü olsun. Siz dünyanın en demokratik, evet. en güçlü ülkesi olursunuz. Ki olanlar gibi şu anda diyelim. Gerçek evet. budur yani. Evet.
Son bir hemen sana geldi bağlayalım çünkü ben, size bağlayacağım. Program şimdi ben yaşadığım bir şey burada söylemek istiyorum. AHA'nın ilk Türk Kökenli Meclis üyesi olmuştum 2013 evet. yılında, 13 yılında. Ve Türkiye'ye resmi olarak bir görüşme yapmaya gittim. Ve bu tabii diplomasi kanallarla bildirildi Türkiye. Ve şöyle bir şey yaşadım, onu paylaşmak istiyorum. Bir de gençlere evet. bir çağrım olacak evet. müsaade edersen. Çok kısa bağlıyorum tamam. ben. Şu soru bana sürekli soruluyor. Ahmet, bu kadar işin gücün arasında niye hep Türkiye ile her zaman gene çalışıyorsun, evet. gönül yardımını ediyorsun, 5 kuruş para almıyorsun, evet. destek oluyorsun, şu cevabı veriyorum. Arkadaş diyorum, ben 2 tane kurt dediğimi Sarıkamış'ta kaybettim. Bunu hangi parayla ölçeceksin, neyle ölçeceksin? Türkiye benim için bir pazar değil, benim için bir vatan. Şimdi bunları onlar da idrak ettikten sonra beni anlıyorlar. Şöyle bir manşet atıldı. Ben Trabzon'u ziyaret ettim o zamanı, o senesi. İki bakanla görüşme fırsatımız oldu vesaire. Çok olumlu geçti. Sonu iyi değildi ama gene de iyiydi. Yani benim tarafımdan elimden gelen bütün mücadeleyi ettim. Evet. Ben yatırımcıları bizim beldemize kazandırmak adına. Ve orada şöyle bir başlık atıldı. Hristiyan demokratların Müslüman temsilcisi geldi ve bu benim çok hoşuma gitti. Evet. Yani böyle buz kırıcı evet. Aksiyonlar yapmamız lazım. Evet. Bunu yaşadığım için paylaşmak istedim. Bir de gençlere de şu ricada bulunuyorum. Yani biz bazen hani diyoruz ki işte farklı siyasetçi soykırımı evet. Olaylarında niye işte el kaldırdı vesaire vesaire. Lütfen Alman siyasetine girin, aktif olun. Alman vatandaşlığımız var. Evet. Almancayı güzel konuşuyoruz. Gençlerimizin eğitimi üst düzeyde. Yani konuştuğumuzdan da haberimiz var, ilmimiz de kuvvetli. Yani lütfen bütün partilere girin ki gerçekleri katıldığınız anlatın. Ortam size aittir. Katılmadığın ortam anlatın. Sana ha. ait değildir. Evet. Orada sen farklı düşünen arkadaşlarla karşıya gelip de parti içinde sen mücadele vermen lazım. Evet. Demen lazım ki arkadaş bu böyle değil. Değil gerçeği fakat bu. Fakat sen katılmıyorsan böyle. Evet. Yani ben Hristiyan demokratlarındayken evet. cami yönetiminde hizmet veriyordum. Evet. Yani bu bir ilişki sıkıntısı değil. Yani buz kırıcı hamleler yapalım lütfen. Aktif olalım. Benim evet. ricam bu. Peki teşekkür ederim. Son bir cümle. Benim Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Türkiye'den beklentim şudur. Bağımsız yargıyı yeniden tesis etmeleri. Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkemedir. Onun kararını yerel mahkeme bozması yanlış bir şeydir. Yargıtay, Danıştay, Çalıştay gibi yüksek mahkemelerin yeniden işlevinin olması. Yurt dışındaki yatırımcılara güvence verilmesi lazım. Bunlar olmayınca yurt dışında yatırımcı güvencesi yoktur. Bizim demin Salih Bey söyledi, bizim borsada bir şeyimiz var. Bir ürünümüz var. Bu evet. ürünün ismi Eurobond, hazine bonosudur. Bunu da en çok Asyalılar evet. ve son zamanlarda Arap ülkelerinden satın aldılar. Bu satışlar gece dolar molar artıp çıkıyor ya, bu satışlar da Asya ülkelerinde şeyle açınca satışa geçiyorlar. Tabii bu manipülasyonda açık bir şey. Şimdi bunların tamamının önüne geçmesi, güçlü bir yargı, mal güvenliği, evet. can güvenliği, oradaki yatırımcının malına el konulmayacağının güvencesini evet. sağlanması lazım. Evet. Bu sağlandıktan sonra Angela Merkel bunu demiş. Trump onu demiş. O bir, ya bunlardan vazgeçmek lazım. Bunlarla da yarışmamak evet. lazım. Türkiye'de iç siyasette konuşulan yerel seçim propagandasını gelip Almanya'da yapmanın da kimseye faydası yok. Bunlardan vazgeçersek iş biter abi. Bah, peki teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Bak ne güzel bir şey konuya vurgu yaptı. Hiç sıkıntı yok. Mal güvenliği kim için gerekiyor? Yatırımcı için. Yatırımcı için, iş adamı için. Ama mal güvenliği teröre destek verenler için değil. Ya o evet. ayrı bir şey. Ya. Ayrı. Ayrı. Bakın, bir şey ayrı diyelim. Ayrı ayrı. Ayrı. Bakın, o zaten terörist, o var. Evet. Teröristtir. Evet. Yasası da yasadır. Evet. Onlar dursun orada. Evet. Bunları karıştırma. Onlara uygulamaya devam. Orada bir sıkıntı yok. Ben evet. konuşmam. Normal yatırımcıdan evet. bahsediyoruz. Evet. Biz ülkemize yatırım yapmak isteyenlerden, onların mal güvenliğinden bahsediyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti hem Türk medyasında hem de Alman medyasında, hatta Avrupa medyasında geniş yankı buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız önemli görüşmeler yaptı. Yarın da Merkez Camii, Köln Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Biz de orada olacağız Kanal Avrupa olarak. Evet sevgili seyirciler, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti, güzel bir muhabbetti. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Almanya'yı
ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz vatandaş neden sandığa gitmiyor sorusuyla meşgul olan siyasetçilerdeniz. Günlük 10 ton üreten bir üretici helal üretme imkanı yok. Net Helal Avrupa Masası'nı sundu. Uçağınız gecikti mi? İptal mi edildi? 600 Euro'ya kadar tazminat hakkınızı kaçırmayın. Ücretsiz başvuru için bizi arayın. 0231 993 653 36 uçakmağduru.com. Yarın var. Çünkü biliyoruz ki su paha biçilmez bir nimettir. Dünyanın hiçbir yerinde su olmadan yaşam sürmüyor. Bu solmuş gönüllere, bu yanmış yüreklere hayat vermek için şimdi bağış yap. Islamic Relief, birlikte daha iyi bir gelecek için. 118-83, bilinmeyen numaralar hizmeti, yetkili servisiniz, dost servisiniz, kaliteli servisiniz. 118-83. Siz de islamicrelief.de adresine girerek online bağışta bulunabilirsiniz. Islamic Relief, birlikte daha iyi bir gelecek için. İpek Almanya Ahın mağazasında birinci yaş günü özel muhteşem fiyatlar. Forever koltuk takımı 799, West koltuk takımı 1199 euro. Bitmedi. 162 vazalar 699 euro değerinde yatak hediyesiyle birlikte sadece 899 euro. Yeni sezon ürünler, sürpriz fiyatlar ve 50 kilometreye kadar ücretsiz teslimat fırsatı İpek Mobilya Duisburg ve Ahın mağazalarında. Markanızı tanıtmak, ürünlerinizi hedef kitlenizle buluşturmak APA Medya ile çok rahat. Türkiye ve Avrupa'daki tüm dillerdeki reklam mecralarında satın alma ve planlama, reklam tanıtım filmi, televizyon programı, canlı yayın aracı ve ekibi, grafik tasarım, kurumsal kimlik ve organizasyon hizmetleri. APA Medya, Avrupalı Türklerin reklam ajansı. Hayal Akbaş Düğün Salonumuzla sizlere en iyi sunmak için hizmetinizdeyiz. 600 kişilik muhteşem salonumuzda düğün, nişan, kına, sünnet ve her türlü organizasyonunun farkını bizimle yaşayacaksınız. Anılarınızda kalacak bir organizasyon için adresiniz Hayal Akbaş Düğün Salonu. Şimdi Almanya'da kitabın yeni evi Ditip Setes UGMBH. Kitap evlerinde her türlü güncel, dini, milli ve çocuk kitaplarını bulabilirsiniz. Camiye gidiyorum bir, çocuklara özel, bilgiyle dopdolu, rengarenk ve okumaya doyamayacakları Almanca özel kitap serileri. Kur'an öğreniyorum, ezber kitabı, İlmihal, Avrupa'da İslam, www.setesu-shop.de. Güvenli, hızlı, geniş yelpazesiyle tüm Avrupa'da. Köln merkezimizde yeni açılan Didip Center hizmete girmiştir. Yalçın Ak Uygulamalı Kaynak Teknolojili Eğitim Merkezi. Profesyonel meslek içi eğitimde kapsamlı deneyimle planlama, konsept oluşturma ve gerçekleştirme, el becerisiyle değerlendirme ve kişisel meslek içi eğitim programları Avrupa geneli mesleki geçerlilik. Kalifiye eleman, yenilikçi teknoloji ve kalite. Yalçın Ak, kaynakta öncü isim. Sosyal güvenlikte sorularınız cevap bulmaya devam ediyor. Emeklilik aylıklarından Bağkur zorunluluğuna, yurt dışı borçlanma kanun mevzuatlarındaki son değişiklikler, otomatik bilgi paylaşımına dikkat edilmesi gerekenler, Türkiye'de boşanmada hızlı davranmanın avantajları ve mal paylaşımı,
Tanıma, tenfiz davaları neden hızlı açılmalıdır? Mirasla ilgili tüm konular, Türkiye'den yurt dışına ihracatta ve tanıtımda teşvik, indirimlerin yanı sıra tüm mevzuat. Eğer Türkiye'de birkaç gün çalışma yapmak istiyorlarsa bizim onlara her zaman tavsiyemiz şu yönde. Sosyal Güvenlik her cuma saat 22'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Avrupa arenasında. Almanya'da ya da Avrupa genelinde zaten bir var olma savaşı içerisindeyiz. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Kesinlikle asimilasyon politikasına karşıyız. 60 yıldır Almanya'dayız. Kendimizi daha hala yabancı gibi görüyoruz. Almanya'daki siyasetle pek ilgilenmiyorum. Ben daha çok böyle Türkiye'deki siyaset ilgimi çekiyorum. Terör örgütlerinin yeteneği batı dünya belirli yerlerde alışveriş yapmamak en basit aslında yapabileceğimiz eylemdir. Oğuzhan Erkmen'in moderatörlüğünde Kanal Avrupa stüdyolarında canlı yayınla ekrana geliyor. Almanya'da yaşayan Türk toplumu olarak çok önemli görevlerimiz var. Avrupa'da yaşayan Türk gençleriyle Avrupa Arenası her cumartesi saat 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. İç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta zorluk çekeceğiz. Sorunlarla Bulgaristan Türk'te, Kosova Türk'lüğü diyor. Orada dedelerinin babalarının mezarları olan insanlar diyor. Çözümlerle ben buranın bir parçasıyım, burada doğdum, burada yetiştim, iki bile hakimim. Projelerle kitle kuruluşlarımız acaba gençlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Avrupalı Türklerle biz asker toplumuz, bizde askeri olmayan her şey sivildir.